Peki, bugün 06.02.2022 Dima 189 vicdan yapacağız. Vicdan 14, vicdana girişti. Niye 14? O güne kadar vicdan çeşitli hallerini, vasıflarını konuştuk ama ciddi bir proje değil. Projeden alıntılardı. Giriş 14'tür. Mesela vicdan hakkında kişi araştırmak, çalışmak istiyorsa 14'ten başlayacak. 14 girişti. Bugün 2. Akıl bitti mi? Hayır. Akıl bitmedi. Biliyorsunuz bir sonraki proje, bir önceki projeden kopmasın diye beraber işliyoruz. Mesela akıl, zihin vesaire böyle. Bir üstle bir alt beraber gidiyor ki mesela aklı bitirsek, sonra vicdana başlasak diyeceğiz ki ya Allah Allah, vicdanda yeni bir şey öğrendik. Keşke burayı bilseydik dememek için beraber gidiyoruz. Ha, var var. Var abi. Çekilecek yer var. Güzel bir yerde var. İlk önce beraber konuşacağımız mukaddime çekeyim. Gel, gel abi. Korkma, benden zarar gelmez ki. Kameraya gireyim. Ha, kameraya giriyorsun. Sonra tehlikeli biliyorsun. Bu nereye yazdık? Bu şey, ısınmak için yazdığımız yeri. Şurası mıydı ya? Yok. El gidi. Olsun. Ha, burada. Şimdi çarpıyor, şu aşağıda şu. kadar okumuştuk. Ha, bu okuduğumuz yer yaptık. Ha, Şimdi vicdanı şurayı çek. Çok şükür. Çok iyi olur. Arkası da var. Ha, onu da çek. Tamam. Şimdi bu mukaddeme. Şimdi okuyacağımız yer çok istifade edilecek bir yer yani böyle. Garip bir yer çıktı karşımıza. Devam edelim. Evet, o sayfa komple. Bunlar bitmeden bugün bir yere gitmek yok. Ama çok garip bir yer. Yeni Çok. yazmışsınız. Yeni yeni. Taze. Sıcağı sıcağı sıcağı. Duman üstünde. Beklemeyeyim onu diye. Yani en az buna sıra gelmesi için gene bir sene lazım. Çünkü vicdan hakkında ne kadar yazdığımı görmek isterseniz siz ben söyleyeyim. Siz toplayın bakalım kaç sayfa oldu. 145'ten çıkar bakayım Harun. 227'de yazılmış sayfa. 145, 80 mi? 2. 82. 82 sayfa vicdan. Daha bitmedi. Bir 10 sayfa da olsa 82. Yani 100. 100 sayfa vicdan. Ama akıl çoktu. Çok fazla. Şimdi ısınmak için yapıyoruz. Vicdan, geçen haftada kafanıza kalan cümle var mı? Mesela vicdan hulasası okuyorduk. Mesela benim kafamda veya beni etkileyen şu cümle oldu diye var mı Bayram? Temyiz mahkemesi abi, daha üst mahkeme. Yani aklın yaptığı muameleleri, doğru ve yanlışlarını üst mahkeme olan temyiz mahkemesiymiş vicdan. Başka ne kaldı aklında? Yani akıl yanlış yapsa bile onu doğrusunu şey gösterebilir. Ha, aklın aklıdır o zaman. Aklın yaptığı akılsızlığı akla akıllılığı öğretiyor. Ha, o zaman aklın aklıdır. Aklın aklıdır. Çünkü aklın yaptığı yanlışı düzelten olduğu için aklın aklıdır vicdan. Başka nereden başlayayım? Şuradan. Harun, geçen hafta sen öne düşen, senin aynana düşen cümle. Ben şu etkilendim falan. Hepinize soracağım. Yok. Kaçma. Gene. Sen var mı Furkan? Notlarım var da birkaç tane. Tamam. Nedir o? Vicdan soru soran, aynı zamanda cevap veren. Soru sorup cevap veren. Öyle yazmışım. Başka? Bana rağmen karar alır, bana tebliğ ediyor.
Bana rağmen karar alıp bana tebliğ eder. Çok güzel. Böyle. Başka? Aynı zamanda vicdan şu da çok güzeldi. Serbest bölgeyi zapt altına alır demiştik. Serbest bölgeyi serbest her daim kalamaz. Taraf girdir. Vicdan onu bloke eder. Şunu da söyleyeyim. Senden de alacağım abi. İçsel alemin peygamberi demiştik. İçsel alemin peygamberliğin karşılığıdır. Altı tane iman esasının bizdeki içsel alemdeki iman esasının karşılığı peygamberlere iman vicdana denk geliyor. Bana bir şey kalmadı ki. Hepsini sordun. Sen ne almıştın abi? Peygamber diyecektim. Vicdan peygamber yani. Evet. İçsel alemi peygamberidir. Onu diyecektim. Bana bir şey kalmadı. Evet. İçsel alemi de peygamberimize. Kendi kişinin peygamberimize. Doktor İrfan sen burada mıydın abi? Yok abi ben geçen hafta. Siz var mı? Sen var mıydın? Var. Var mıydı aleminde bir cümle? Ya o ben de o içsel alemin peygamberini söyledim. Evet. Bir de Resus. Neyi? İyi kötü, vicdan doğru yanlışı. Evet. Evet, o da çok önemliydi. İyi ve kötüyü, akıl, doğru ve yanlışı vicdan yapar. Aslında abi doğru yanlış biraz daha maddi, iyi ve kötü manevi. İyi ve kötüyü vicdan yapmıyor. Ters mi yaptık? Biraz ters oluyor abi. Öyle mi ters o zaman? İyi kötü mesela, iyi kötüyü din belirliyor. Ama doğru, mesela mühendis doğru yapıyor kendince, aklınca doğru ama vicdanına göre kötü yani. İyi değil yani. Yaptığı proje doğru ama iyi değil yani. Din kötü diyor yani. O zaman tersi diyeceğiz. Evet, öyle abi. Mi? Vicdan manevi yani biraz da. Ha, o zaman akıl doğru yanlış. Doğru yanlış. Vicdan iyi kötü. İyi ve kötü. Yani baktığın tarafa göre diyeceğim. Mesela iyi kötü dediğimiz şey realitede olduğu için o da din. Evet, evet. Mesela niçin öyle dendi zannediyorum. Akıl çanak anten vahiden alıyor. Vahiden aldığı zaman akıl vahiye göre iyi ve doğruyu o belirliyor. Sonra doğru ve yanlış onu tekrar başka bir şey yapıyor. Gene dediğin doğru ama ilk muhatap vahiy olduğu için bunu dediği doğru. Ama müstakil düşünürsen senin dediğin doğru. Efendim Osman senin alemine ne düşmüş abim? Abi o vecede bulmak dediniz ya, ben hiç bilmiyordum. İlk defa duydum. Evet. Bulmaktır. Yani bulmak. Vicdan kelimesinin böyle o kökten olduğunu hiç duymamıştım. Evet. Ben bilgimle çekti yani. Bulmak yani. Hakikaten. Bulmak. Bir de o şey de var. Onun da beraber dediğiniz de şeyde. Ne? Yani vicdana girmek, akılla çözemediklerinizi çözebilmek demek. Evet. Aklın çözemediklerini. O da böyle çok ilginç geliyor. Evet. Aklın çözemediklerini çözen bulmak. Nedir o? Mesela bu ay hangi ay? Recep. Kimin ayı? Allah. Önümüzdeki ay ümmetin ayı. Şaban. Peygamber. Ha şey peygamber ayı. Sonra ümmetin ayı. Allah'ın ayı ne demek? Tabii çok şey demek de bir tane. Bununla alakalı bulmak. Yani aleminde öne çıkarmak. Onunla orada tayin ve teşahhus ettirmek. Bulmak bu yani. Mesela vicdan. Allah'ın ayı. Allah'ın ayı ne demek? Allah var iken hiçbir şey yoktu. Tamam. Karar verdi. Mevcudatı yaratacağım. Bu karar nedir? Regaib'dir. Regaib bu ayın başlangıcıdır. Bu vecede kökünden bulmak. Neyi bulmak? Aslını bulmak. Nesebini bulmak. Soyunu bulmak. Ceddini bulmak. Yani dayandığın nokta istinad. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi Recep ayı Allah-u Teala'nın ayı ya. Şimdi Risale'de Recep ayında ameller normal vakitlerde 1'e 10'sa Recep ayında 100 diyor. Şaban ayında 300. Ramazan ayında işte daha fazla. Recep ayında Allah'ın ayı olmasına rağmen amellerin karşılığı neden diğer aylardan daha az? Bunu nasıl anlamalıyız abi? Onu sana dersten sonra o konuyu Resul anlatırsa. O sevap cihetiyle. Mesela sevap cihetiyle şöyle der. Mesela diyelim ki Kadir gecesine hiçbir şekilde sevap cihetiyle yetişilmez. Matematiksel. Ama Berat gecesinin hakikatına Kadir gecesi yetişemez.
berat, bir senelik çekirdek olma hesabıyla farklı yani. Sevap cihetiyle bakınca böyle. Bir de hakikat cihetiyle bakınca değişiyor. Bir de mahiyet cihetiyle bakınca değişiyor. Mesela Allah karar verdi. Buna ne Kadir gecesi benzer buna, ne Miraç gecesi benzer. Yani var iken Allah hiçbir taayyun yoktu. Karar verdi, seni yaratacağım. İşte bunun idrakıdır regaib. Rağbet edildi sana. O zaman yani regaibi idrak eden bir insan, evet, kaderindekinden daha çok... Yani bunu idrak etmek, bu matematiksel bir sevapla alakası yok. Evet. Ali, senin dünyada bir şey düşmüş müydü abi geçen haftada? Şey, vicdan hakkında. Ha. Mehmet, sende var mıydı abi? Ben geçen hafta yoktum. Tamam. Erdinç, var mıydın sen abi? Abi, kainat sadece ilim ile yapılmadı. Yani, harika. Yani biz her şeyi ilimden zannediyoruz ama yani... Evet. İlim-i muhit ezelin dışında olanlar varmış. Mesela, ilim hangi sıfattaydı abi? Çok güzel bir şey düşmüş abi. Subuti sıfatta ilim, irade, sen, basar, kudret, hayat, kelam. Zat-ı sıfatta ilim yok. Vahdaniyet, beka, muhalefetun havadis, kıdem, kıyamı bir nefs, tekvin. Şunat-ı zatiyede hiç yok. İlim yok. Kainatın yaratılması beklerdi ki bir sebebi ilimdir. Allah ilmini ifade etti. Ama kainatın yaratılmasının bir sebebi muhabbettir. O zaman kainatı Allah ilimle değil, muhabbetle yarattığı için tazim veya projesini ilimle yaptı. Takdirini, kararını iradeyle yaptı. Yaratmayı kudretle yaptı. Malzemesini hayat ile yaptı. Ama sebebi vücudu Allah'a bakayın muhabbettir. O zaman ne getiriyor bize bu? Kainatı Allah ilimle esas yapmadı. İlim esas değildir, sonuç değildir, süreçtir. O zaman kainatın içerisindeki hadiseleri, evdeki hadiseleri, içsel alemimizdeki hadiseleri akılla çözemezsin illa. Merkeze pergeli muhabbeti koyacağız. Ondandır diyorum ki, şunat-ı zatiyi eve hakim kıldığım zaman evde bazılar şaşırıyor. Adalet yoktur. Adaletle muamele etme, hakla, işte hukukla, hak hukuk değil kardeş. Bunlar subut-ı sıfattadır. Şunat-ı zatiyi eve hakim olunca şefkat vardır evde. Muhabbet vardır evde. Sevk var, şefk var. Birbirimizden lezzet almamız var. Varlığımızdan memnun olmamız lazım. İftihar etmemiz lazım. Yani şunat-ı zatiyi eve hakim ettim mi? Tamam işte ben psikolojiyi öyle efendim. Aha, senindi zaten. Zekiler daha öteye geçemediğinden mi abi? İlimle çözmeye çalışıyor. Akıl ise, aklın özelliğini söylüyor Ustad Kalı Mestevi'de. Akıl şunu der, her şey akıl olmadığını aklımız da söylüyor. O zaman topu kime veriyor? Vicdana veriyor. Aklın aklı vicdandı. Vicdan da diyor ki, kalbe veriyor. Kalp de diyor ki, ruha veriyor. Ruh da diyor ki, şunat-ı zatiye merkezli düşüneceksin diyor. Mesela şefkat ne demek ya? Allah Allah. Zeki diyor ki o zaman şefkat. Şefkat nedir ya diyor? Vefa ne demek ya? Almana sorun. Almana mantık, mühendis, ikram etmek ne demek ya? Nurculukta gelelim şimdi. Akıl yani çözün bakalım, zekayla çözün. Vermek fedakarlık. Öyle mi abiler? Fedakarlık. Vakfı hayat kafa alır mı? Akıl alır mı? Zeka değil, akıl almaz. Uzun soluklu bir maratonda, evde, iş yerinde, içsel aleminde, dertlerinizi şu merkeze koyun kardeşim. Her şeyi akılla, ilimle çözdüğümüz için yumağa dönüşüyoruz. Değil be kardeşim. Allah'ı merkeze koy, Allah beni şu anda biliyor, muhabbet ediyor. Peki nasıl yapacak? Ya bu derdimle acaba Allah beni eğitiyor mu? Mesela beni dertlendirmeseydi, bir sürü sıkıntılara sokmasaydı, bir sürü şey gördüm yani. Her türlü acıyı gördüm neredeyse. Ama malzeme yapıyorum şimdi onu. Allah Resulü'nün doğmadan babasını mı alınır ya? Annesini alıyor. Herkes alıyor. Ustadın çektiğine bak. Bu yolda giden ya mantık mı bu yani? Ben olsam sağ koluma böyle yapar mıyım ya? Değil mi? Başka bir... Çünkü mantığı hakim ettiğim için böyle oluyor. Mantık, mantıkla olmaz bu.
Olmaz. Baba alınır mı ya? Yetim çocuk büyütülür mü? Eğer baba sağ olsaydı ahlakını yükleyecekti. Davranışını yükleyecekti. Ümmi olmayacaktı. Ahlakını dönecek. Yani babalar var ya bazı babalar. Sigara içiyor. Oğlum sigara içme. Yapıyor. Karşılığında lan... daha iyisi verilirse alınır abi. Güzeldi bugün bak. Karşılığında daha iyisini verirse alınır diyor. Şimdi Allah Resulüne dikkat edin. Merkezi pergeli koyuyorum. Ümmiliğine anasından doğduğu şekilde müdahale ne edilecekse onu alıyor. Müdahale edilmesin. Fıtratına müdahale edilmesin. Usta da 3 ay hocalarından ders almış. O için yarı ümmiyim diyor. Bize okul müdahale etmiş. Elbise giydirmiş. Ümmiliğimiz gitti. Sokak, televizyon, bilmem ne. Mesela Allah'a sonsuz şükürler olsun ki 1970 kaçtı işte ilkokul 3'e gidene kadar evde elektrik yoktu yani. Televizyon zaten konuşmuyoruz. Hiç girmemiş. Ben büyüyene kadar, dershaneye gelene kadar televizyon evimize girmemiş hiç. Bilmiyorum. Bak o tarzda ümmiliğim korunmuş. Çok şükür. Ha şimdi ne güzel işte yaptın. Allah bu kainatı kurarken ilmi esas almamış. İlimle projeyi yapmış. Diyorum ki al Erdinç masaya koydum projeyi. Böyle bir baraj yapacağız. Tamam mühendisliğimi koyayım. Ama niye yapıyorsun burada? Onu hükümet sorsun. Ha, projeyi ilim yaptı. Takdiri irade yaptı. Yaratmayı kudret yaptı. E tam da taşı toprağı kalemi yani bu. Allah nereden yapacak bunu ya? Allah var hiçbir şey yok. Taşı toprağı nereden getirecek? Hayatta yaratacak. Ama niye bunu yapıyorsun? Muhabbet. Muhabbeti ve hakim kıldı mı? Gerisi hikaye. Şunat-ı zatiyi koyun pergele hayatınıza. Mesela etkilenmedik fazla ama mezara giriyor. Mezara giriyor. Şimdi şunat-ı zatiyle adama bakın çamura girdi. Ya Allah bu kadar masraf ettiği, göz kulak verdiği, güneşi, karaciğer, böbreği bu adam kullandığa girdi. Şimdi matematik, fizikle çözemezsin. İlimle de çözemezsiniz. İlimle de çözemezsiniz. Fakat arkasına geçeceksin. Şuunat-ı zatiyle ancak kabirin arkasına geçersin. Başka mümkün değil. Şuunat-ı zatiye Allah benden bana daha şefkatli. Kendime sahiplendiğim için. Allah benden bana daha şefkatli, daha muhabbetli, daha şefkli, daha sevkli, daha benden memnun. Şefkat, şey, şuunat-ı zatiyi merkeze koydun mu, kabiri daha iyi çözersin. Mesela namazda oldu, dün oldu. Kazanımımdan bir tane parça paylaşayım. Çünkü Rabbime demişim. Oturdum. Şimdi oturuyorum. Şu anda da öylesiniz. Bak ben dediğimi siz yapın. Gözü kullanıyorum ama gözü görmüyorum. Kendi gözümü görmüyorum. Kullanıyorum. Gözüm görüyor mu? Yok. Kulağı kullanıyorum ama kulağımı duymuyor. Bedenimi kullanıyorum ama bedende değilim. Dışarıdayım bakın. Neyim? Dışarıya çıktım. Bedeni kullanırken bedeni kullanıyorum. İnşallah böyle intikal etmenizi istiyorum. Bak dışarıdayım. Hep dışarıdayım. Görüyor musun bak? Ama kendime dönsem kir mi var ya? Şey mi oldu? Bir şey mi şey yapıldı? Bak kendimle meşgulüm. Bu psikoloji şey yani. Kendiyle meşgul olduğum bir sürü hastalık üretirsin. Bak ama dışarıdayım. Gözümle görüyorum, bakıyorum ama gözü görmüyor. Kulağımla işitiyorum ama kulağım işitmiyor. Aklımla düşünüyorum ama aklımı düşünmüyor. Hep dışarıda mıyım? Buraya kadar geldim abi. Bunu çapını 33 metre ileriye götür. Bunun adı kabir. Kendinden uzaklaştırdı. Hayattan abi örnek vermeyi seversiniz mesela. Çok. Demin şefkatten bahsediyordunuz. Allah bize şimdi merhamet etmesi, şefkat etmese biz burada olabilir miyiz? Ya. Kendimden olamayız. Yani biz Allah sevdirtmese, sevemezsin, getirtmese. Liyakat kesmettin de seni getirdi ya. Gelemezsin vallahi ya. Vallahi gelemezsin. Bana bu şefki vermez, sana bu şey ihtiyacı vermez ya. Vermez ya. Duman eder ya. Allah sevdiği için sevdiğini nasip ediyor ya. Hadisi kutsi ya. Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder diyor ya. Dinine hizmetçi seçer diyor. Sevdiği işleri yaptırır diyor. Sevdiklerini sevdirir diyor. Farklı hadisler tamam.
Şimdi siz misafirsiniz, siz, sen de yoktun. Zaten fırça yattık sana da. Ama dinlemiş misin dersi din geçen hafta? Yok. Yayınlamadığı için cümlen de yok. Tamam. Şimdi bu hafta bakayım ısınmak için şey yapalım. Biraz 5-10 dakika gideyim. Gerçi gittik ama mesela o başka var mıydı şey, aynı ruhuna düşen cümle? Her hafta yapalım böyle ya. Geçen hafta ne kaldı diye. Düşünmek deşmektir. Biraz şey yapmıştık. O da güzel. Evet. Tevhid de hürriyet vardır. Nerede? Tevhid ve hürriyet. Tevhid de hürriyet vardır. Hürriyet. Ha, hürriyet. Çok acayip. Hürriyet. Çok ilginç. Bir şey yapmak yani. Tek peki, bismillahirrahmanirrahim. Vicdan. O komple sayfa okumayacağız. Çünkü çok gittik. Yarım saati geçtik. Akıl tatili eşgal etse de vicdan bize her daim birisi bizi izliyor hissini veriyormuş. Biraz önce konuştuğumuz. Yani akılla çözemezsiniz. Lütfen aklı kenara koyarsan hemen kadere düşeceksin. Ya Allah sevdirtmezse sevemezsin, getirtmezse gelemezsin. Ya nasıl olur cebirmiyor. Ha o zaman sen dur otokolun, bu lügatta değil. Bu lügat işi değil, bu akıl üstü bir şey. Ama millete bunu demeyiz. Arkası bu. Bir şey mi oldu? Yok. 132. Ha. 130 yani. Bak şimdi. Allah sevdirtirse, niye sevdirtiyor? Men yeşâ. Liyakata göre sevdiriyor. Bu akıl işi değil. Kader bir şey değil ya. Artık kaderi açtın. Kader altı tane hakikatin, yani kainatın yazılımı ya. Nizam, intizam, malumet, meşhude, tayin ve evamili tekbinenin hulasayı camiasının açılımıdır kader. Ona karşı yaklaşımın icuz ihtiyaridir. Allahça senin bunları düşünebilmen iradedir. O kadar. O kadar basit. Tabir bu. Ha, bunun arkasına geçiyoruz. Şimdi bunları da konuşmuyoruz. Bu tarafta kaldı. Muhammed. Şimdi akıl tatili eşgal etse... nasıl tatil eşgal eder? Akıl kendisini düşünmüyor şu anda. Bak düşünürken. Kendisine dönmüyor. Akıl üstü. Aklın aklı olan vicdan. Tatil eşgal etse de vicdan devamlı birisi bizi kontrol ediyor, yönlendiriyor, hissini veriyor. İki veya başka madde. Vicdan sanki ahlakın göstergesi gibi. Çok acayip. Ondan dendi mi? Niçin vicdan iç alemimizde peygambere denk geliyor? 124 bin enbiyanın mütemimi olan Fahri Kainat aleyhissalatü vesselam Efendimiz ben dini tamamlamaya geldim dememiş. Çünkü din tamamlanmaz. Din hayatın hayatı olduğu için din devam eder. Din sonsuz, ezeli ve ebedi devam edecektir. Din değil yani. Din tamamlanmaz. Güzel ahlakı tamamlamaya geldi. Güzel ahlak buradadır. Güzel ahlakı tamamlamaya geldi. İşte peygamber niye tevafuk ediyor bize? Hep konuşmuştuk ama mesela güzel ahlakı tamamlamaya geldim derken güzel ahlak ve suyu ahlak vicdaniyattır. Akli değildir. Mühendislik değildir. Akıl mühendisliktir. Bazı insanın merhamet yani vicdanı, libası büyük, bazısının küçük geliyor. Mesela bazısı insan, bunu söylemeye çok zevk aldığım bir cümle bu yani. Bak istisnalarda bir tane. Bazı insana bu dersler, bazı insana vicdanı, merhameti çok büyük elbise. Hayatı ve bedeni çok küçük. İçinde beden küçük kalıyor. Bazısının ise bedeni çok büyük, vicdanı çok. Bazısının bedeni çok büyük, vicdanı çok ufak. Yani hepten vicdan gözükmüyor. Vicdan veya vicdandaki merhamet o kadar büyük ki beden hepten ufak kalmış. Bazısına vicdan elbisesi hiç yakışmıyor. Hani hususi kalsın demiştik ama bir ara kaydı gitti de ondan sonra şey yapmadım. Namazlı dahi olsa, cemaat ehli dahi olsa bazılarına
İslamiyet değil nurculuk. Yakışmıyor. Ne demek ya? Yani öyle bir ahlak ki, öyle bir suyu ahlak ki, gözüktüğü zaman despot, eve geldiği zaman canavar, en son lafı en başta der, tahammül yok, sabır yok, kırar, döker, umrunda değil ya, geçimsiz bir şey. Yani bu ne? Gavur bunu görse Avrupalı, Amerikalı veya Alman, yani bunun bu yaşantısından İslam'a hiç yanaşmaz ya. Onun için dedim yani, hakikaten bazısına hiç yakışmıyor yani. Yani bu davranış konuşması yakıyorsun, olmuyor. Hayır, burada kastım konuşmada şu, elbise bu. Bazısının vicdan elbisesi çok büyük, bedeni çok küçük. Yani adam gibi adam. Gelirken şeyde konuşmuştuk İrfan'la. Ya bu hizmetteki, bu hizmette, istikamette haseten hepinize söylüyorum yani. Ama haseten vakıflara. Bir, bu hizmete devam edebilmen için bir öne çıkartacağım bir şefkat. Mesleğimiz ad, fark, şefkat, tefekkür ya. Şefkat ve elindekileri bölüşmek. Elindeki illa kalem falan değil. İlmini, kazanımlarını. Ama şefkati merkeze koyacaksın. Seveceksin kardeşim. Şefkat edeceksin ve muhabbet edeceksin. Muhabbet etmeden, şefkat etmeden yürüyemezsin. Mümkün değil. Ancak iş yerindeki böyle hani var prosedürler işte memurla. Onun dosyası oraya gidiyor, oraya. Buyurun efendim yalandan ünlülük diyor. Bilmem ne yapıyor. Böyle ona çıktıktan sonra lan serseri bir veya bir yere oturduktan zaman bırak ya müdür mü adam mıydı ya. Ama ne yapalım diyor. Öyle değil ya. Demek ki bu elbisedir. Vicdan bir elbiseymiş. Vicdan elbisesi. Aklın ifrat ve tefrit mertebelerinden kurtaran vicdanmış. Aklı ifrat ve tefrit mertebelerinden kurtaran vicdandır. Bir ses mi geldi? Bir şey oldu. Yok abi. Yani şey diyebilirdim bu da. Ses gelmiyor. Yani sesimizi duyuramıyoruz gibi bana mesaj attılar. Öyle mi? Abi, ses mi gelmiyor? Yani yok sesleri açık değilmiş herhalde. Hani konuşmak isteyince konuşamıyorlar bir yandan. Açsın. Müdahil olamıyoruz diyorlar. Siz oradan hani. Güneş daha iyi sanki. Daha iyi mi? Aç. Ses bana gelmiyor. Var mı bir şey? Şu an geliyor da aynı ses gelmiyor. Ses. Tamam niye gelmiyor? Gel ufak geliyor. Sesini aç. Gel geç. Neymiş? Şuradan yandan aç. Açtım ha sonuna kadar çık. O zaman ben bilmiyorum. Tamam. Bir girip çıksın. Girip çık. Bir daha gir çık. Aklın ifrat ve tefrit mertebelerinden kurtaran vicdandır. Vicdan yargılayınca acı çektim. İmdadıma kalbimdeki Allah'ın iman ziyası yetişti. Şimdi akıl yanlış yaptı. Bilmem ne yaptı. Yargıç üst mahkeme, temiz mahkemesi yargılayınca aklın verdiği karar yanlışmış. Acı çekmeye başladım. Acı çekince nasıl kurtulacağım bu acıdan? Vicdan azabını bilirsiniz değil mi? Ne kadar acıdır? Duman olur, duman Ali. Vicdan azabı var ya, adamı duman eder. Çaresi neymiş o? Allah'a iman ziyası yetişiyormuş. Bir üst birim olan iman vicdanda değil. İman kalptedir. İmanın ziyası yetişiyor, vicdanı rahatlatan imandır. Geldi mi sesim? Alo. Abi onlar sesinizi alıyorlar. Onlar seslerinizi iletemiyorlar. Öyle gibi yazdılar. Bende sorun yok. Yani siz duyuyorlar anladığım kadarıyla ama hani konuşup size fikir beyan edemiyorlar. Edebilirler. Mesela ses açılabilir. Onlar sesini açar. Açıyor da gelmiyormuş. Neden bilmiyorum şu anda. Şu an çözemiyoruz. Dağıtmasın abi bizi. Osman'a yazarsın. Gafur, seni böyle derinlerden geliyor. Vicdan beni taşıdı mı, işim kolay. İçim huzurlu oluyor. Ben vicdanımı tanıyamam. Taşıyamam.
taşıyamam ha. Bir daha. Vicdan beni taşıdı mı işim çok kolay. İşim huzurlu oluyor. Ben vicdanımı taşıyamam. Vicdanı taşımak çok zordur. Çok ağırdır. Hani var ya bazen vebal alıyoruz. Bazen zulmediyoruz. Lan yaptık mesela. O kediyi ezdik veya çabuk hızlı giderken dikkat etmedik yolda yaya yürüyen çocuktu kadına arabayla çamuru attık ya suyu. Frene basabilir. Basmadık. Lakayt olduk. Unutamazsın onu. Sen onu ne zamana kadar unutamazsın? O cezanın bitene kadar vicdan sana o cezayı çektirecek. Hapishaneye koyacak seni. Ahirette kalmasın diye. Ya o hapishanedir. Ya vicdan da yanan orada yanmıyor abi. Evet. İnşallah. Çünkü nerede yazıyor? Mesnevi Nuriye'de diyor ki hatler cezayı affettirir. Allah bir suça iki yerde ceza vermez. Ondandır ki kelp diyor, necis denmesi diyor, kelbin ahiretteki necisliği kalkmak içindir. Dünyada vermiş bu cezayı diyor. Çünkü niye yapmış? Niye necis demiş? Salyasından değil. Rızıkta şirk yaptığı için. Sahibinden bildiği için. Ahlakından mı diyeceğiz abi? Ahlakı yani. Köpek ahlakı çok acayiptir. İbrahim Hakkı da söylüyor. Durmuyor adam. Adam hiç durmuyor. Saldırıyor. Ağzı durmuyor. Laf. Bu köpek ahlaklı der. Köpeğin başka ne özelliği var? Doğru yanlışa bakmaz. Sahibi kim ise, kim ekmek vermişse ölesiye sadakat, ölesiye hücum yapar. Bu mesela bir tane nuska yapılmıştı. Nuska. Ne nuskasıydı? Kıtmir durası. Hiç böyle duyulmamış böyle bir nuska. Ama varmış. Kıtmir niye denmiş? Bu sıfattan dolayı. Seni besleyene ölesiye sadakat, gösterdiği yere ölesiye hücum olsun diye. O anladınız mı niçin? Dönemiyor adam. Dönemez. Şükredin. Bir daha vicdan seni taşıdı mı abiler? Dünya ne olur? Cennet. Ama vicdan seni bir içine aldı mı? Cehenneme girmeden cehenneme gider. 288 mektubat. Cehenneme gitmeden gitmemiştir. Gider diyor. Gidecek demiyor. Cehenneme gitmeden cehenneme gidecek demiyor. Cehenneme gitmeden cehenneme gider. Girer mi diyor. Cehenneme gitmeden cehenneme gider. Girmesi daha mı? Bakın o zaman. 288 mektubat. Fizan şeyse mizan da şurası. Açın bakalım hangisi. Düzeltelim hatamızı. Vicdanını boşuna uğraşma, yönetemezsin. Sana rağmen sana konuşur. Boşuna uğraşma, susturamazsın. Ruh bedenin evvelidir, ahirisidir, zahirisidir, batınısıdır. Beden de ruh bedenin evvelidir, ahiri, zahiri ve batınısıdır. Beden de hapis zannetme ruhu. Ruhu da bedende hapis zannetme. Vicdanı öldü mü artık hiçbir şeyden utanmaz. Zulümlerden çekinmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demiş ya, eğer utanman yoksa her kötülüğü yap demiş. Cehenneme gidermiş abi. Cehenneme? Gider. Gider. Ben düzelteyim abi. Ha? Sen düzelt. Öyle mi oldu? Cehenneme gitmeden cehenneme gider. Değil mi? Öyle kalmış. Tamam. Aklın ve kalbin taayyün ve teşahhus ettikleri organ ve mekan var. Bak, aklın ve kalbin taayyün ve teşahhus ettikleri organ, mekan var. Mesela aklın nerede taayyün ediyor? Burada abi. Dimağda. Kalp çam kozalağında taayyün ediyor. Buraya dikkat edin. Aklın dimağda, kalbin kalpte, ruhun ve vicdanın organları yok.
Mahalliyetleri yok yani. Ruh borgandır diyebilir misin? Kalp borgan. Burada elektrik mesela, elektrik ocağında ısı, ışık gözükür. Wolfram telinde ışık gözükür. Akıl dimağda, iman kalpte, kalpte organı var. Vicdanın ve ruhun kalbi organı yok. Organı yok. Ne demek? Ruhun ve şeyin. Ne demek işte? Sesin gelmiyor. Boşuna bağırıp durma. At sesini. Sende sorun var. Bir şey daha bakayım. Bak. İkide bir bağırıp çağırıyor. Gelseydin derse. Sesini açar mısın? Şimdi bir konuşun abi. Alo. Benim güzel abim. Ha, aha bak gelmiş. Bak sen deymiş suç. Sen... Yok oraya olabilir ben de. Abi öldüm ya. Sanki ölmüşüm. Beni defnediyorlar. Cenazeme gelenlere bağırıyorum. Ben ölmedim. Ben ölmedim. Aynı hadis ha. Hadis bu. Hadis şerif bu. Kim var? Ölmedim diyor ama sistemin bütünlüğü oluyor bir mana abi vicdan. Hayat Adem olur mu abi? Evet. Hayat Adem. Vicdan da Adem ile hayatı birbirinden ayırt edemezsiniz abi. Orada mevt ile Adem hayat oluyor. Hayat Adem'e dönebiliyor. Hasan abi ben böyle bir tefekkürüm var abi ya. Yani bu vicdan moderatör abi. Acayip bir şey. Çok garip. Her şeyi bağlıyor biliyor musun? Telefon ediyorum. 126'ya bağlar mısın diyorsun. Fabrikada o bağlıyor. İşte telefon eden akıl seni gereken sen diyor ki buradaki moderatör sen de 126 değilsin diyor. Senin aradığın konu diyor hastanenin şu birimine geçmesi lazım. Oraya bağlıyor. Vicdan böyle bir şey. Santral. Seni ya Allah'a bağlıyor ya peygambere bağlıyor. Mesela bir tanesini sana söyleyeyim. İttim mesela Kur'an okuyorum geldi adam ölmüş dedim ki Kur'an okuyorum yalan söylemiyorum git dedim sana ben rahmet vermem dedim ha boşuna ben dedim ama okuyorum ama bu arada da düşünüyorum ben vermem sonra baktım karşıya geçti ya buraya sayfaya Kur'an okuyorum baktım siması orada yalvarıyor. Yapma. Mecburu dedim. Sadakallahunu alayım. Okudum Kur'an ya Rab ona kabrinde nuru yap ya. Affet. İnan bana. Bitene kadar bir daha gelmedi. İşte kim yaptı bunu? Kim bağladı? Ne için anlattım bunu? Vicdan bağladı. Vicdan yapıyor. Diyorum ki 126 şey ben prostattan işte neyin var böyle böyle? Ya sen kardeşim bağırsak bölümüne gideceksin, şey yapacaksın. Sen beni oraya bağlıyor. Ben de diyorum ki aklın. Hayır diyorum. Vicdan beni gereken şey gidiyor. Oraya bağlıyor. Hep ölü yok vicdanda. Vicdanda ölü diri yok. Hepsi eşit. Evvel vicdanın önü. Bak vicdanın mazisi geleceği yoktur. Vicdan... Haşir meydanın küçük bir numunesi. Daha önce derste dedim. Haşir meydanda Allah ne soracak? Vicdanı sana sorduklarını soracak. Nereden hesaba çekileceksin? Vicdanına sor. Hiç endişe etme. Ne fazlası var ne azı var. Orada Rüşt abi dedi ki yüzde diyor 49 adamın günahı var. %51 sevabı. Tam cennete gidecek. Hem şeriat hocasıydı Rüşt abi. Tamam %51 sebabı var cennete gidecek ama %49 ne olacak? O pisliklerden temizlenmesi lazım. İşte haşir meydanında Allah onu cehenneme sokmayacak ama vicdan azabı ile yakacakmış onu. Tasaykul görecek. Yani diyecek ki Hasan, Osman bak ben sana bunu böyle yapmadım. Yaptın ya Rab. Ama kimse görmeyecek. Fasık mütecahire yapacak herkes ilan. Bak böyle ama sen bana böyle yaptın ya. Öyle vicdan azabı çekilecek ki o
cehennem gibi orada yakılacak. Cehenneme gitmeden orada yanacak. Ölelikte %49 temizlenecek. Demek ki herkes bir günahından öyle bir temizlenecek. Cehenneme gitmeden. Çünkü o temizlenmesi lazım. İşte o zatı buraya getiren veya ona telefon, onun telefonunu kaldırıp da bak o zat önüme geldi ya, ölmüş. Kaç sene geçmiş. 5 sene var. Geliyor. Benim vicdana telefon ediyor. Allah ona mühlet veriyor. Allah ona mühlet veriyor. Olmazsa düşmez. Allah müsaade etmese düşmez. Vicdanıma düşürüyor. Ondan sonra aklım vicdana düşünce aynasına aklım reddediyor. Vicdanım diyor ki hayır. Ona rahmet, fadli, sadakalar lazım deyip de cevap veren, yani onun ruhuna gönderten hep yapan vicdandır. Aklıma rağmen yapıyor. Hep böyle. Yani ben tasvir ediyorum fiili ki şey olsun. Vicdanınız yapıyor onu. Allah onu müsaade ediyor. Vicdan için mazi, müstakbel, geçmiş, ki evvel, ahir, zahir, batın yok. Dün ve yarın kabir mabir yok. Düz. O zat Rabbi müsaade ediyor. Rabbimin işte neticelisi bilmiyorum. Vicdan aynasına düşüyor. Aklım onu görünce hemen nefret ediyor. Hayır diyor. Hayır diyor. Akıl diyor. Ben seyrediyorum ha. Seyrediyorum. Akıl hayır diyor bana rağmen. Bir tarafım da acıyor. Akıl hayır diyor. Sonra galip tabii, her zaman olduğu gibi vicdan galip geliyor. Dur bakalım, gönder buna. İki yeri bağlıyor. Bir daha geldi mi? Gelmedi. Boşuna diretmeyin. Akıl şey yaptı mı duman ediyor yani şey vicdan. Demek ki kalbin organı var, aklın organı var, ruhun ve vicdanın organı yok. Abi kalbin olup da şimdi vicdanın nasıl olmuyor onu düşünüyorum. Demek. Ben de düşünüyorum da çözemedim ki. Yani şimdi peygamberin karşılığı diye düşünüyorum vicdanı. Evet. Ruhu hadi Allah'ın karşılığı. Sonra esmaların bütünlüğünün işte bendeki karşılığı olan peygamber diyorum. Ama işte kalbi oturtamadım. Mesela akıl vahye. Mesela akılsızın dini yok ya. İman neydi? Kalptedir. Allah'a iman, kalp. Akıl mesela 6 tane iman esası böyle şey yapmıştık. Peygamber'e denk geliyoruz işte da. Şimdi organı yok. Attım buraya. Bu zemine attım. Çözelim işte. Ama vicdanın organı yok. Yani bir tayyunu yok. Niçin? Akıl evvel ve ahir zahirle çözer. Kaptan, vicdanın evveli, ahiri, zahiri, batınısı yok. Yönü yok yani. Niçini yok, nedeni yok. Böyle bir şey. Vicdan, niçin nedensellikle hareket etseydi, haşirde Allah adaletle muamele ederdi. Belki bir soru aklımda da. Yani bir şu açıdan ilerlesek. Desek ki vicdan bizdeki hangi eksikliği tamamlıyor? Yani böyle bir sisteme ne gerek vardı? Bizdeki hangi eksikliğini tamamlasa bir anlayabilirsek belki buradan yürümek daha kolay olabilir. İşte bu ısırmadan sonra ona yapacağız işte. Tamam abi. He. Yani evet. Niçin koymuş? Yani Esma'nın dünü bugün evet. Yok abi. Ya bir tuhaf bu vicdan ya. Yani ben hakikaten duman oldum bu vicdan projesinden sonra. Yani şeylerim çok acayip oldu böyle. Çok etkilendim. Çünkü akıl 10 seneden fazla uğraştık değil mi akıl? Bir kere aklı ilk çalışmaya başladım 1990. Sizinle herhalde 2013-2014 falan daha var. Osman abi daha iyi bilir mi? Yok şeyde ilk 2014. Cem mi yapmıştı? 2013-14 işte. 13-14 evet. Ne yaptı? 8 sene. Ama ben daha önce de 1990-91'de ilk Nadir abilerle, Hüseyin Eder'le falan, Üçt abiyle işte 88'de ama onlar, yani defteri yazdım tarih, hepinizde vermiştim, çizmiş, şey yapmıştım. 91. Şimdi, fakat bu vicdan bir tuhaf ya. Buna indiğim zaman, şimdi nasıl tuhaf olmayayım? Ulan kalbin organı var. Ben de düşünüyorum. Aklım projesini çalıştım. Aklın organı var. Kalbin organı var. Orada gözüküyor. Ruhun ve vicdanın organı yok. Niye yok?
Çünkü buralı değil. Kalp neydi? Kalp kainatın haritasıydı. Ruh neydi? Şeceri hırkatın haritası. Akıl neydi? Kainatın projesiydi. Cebrail, Ceberut. Ama vicdan başka bir şey ya. Meğer haşir meydanının küçültülmüş modeli. Hiç şüpheniz olmazsa. İlerisi gerisi yok. Küçültülmüş, haşir meydanının küçültülmüş. Sırat köprüsü de burada. Haşir meydanın yeri belli abi. Dünyanın çizdiği şey. O zaman onun organı orada. Dünyanın çizdiği şey de. Ama işte o koridor işte. O koridor. Siz mesela 91'de o dersi yazarken abi, yani biz de oradaydık. Evet. Yani çünkü vicdan dünü bugünü yani. Yok yok. Bizim esmalarımıza göre. Evet. Orada. Yani arkadaşlar rastladığım şey var ya, mesela kardeş gitti, işte avukatım gitti, şu gitti, bir hafta içim yok. Kabire bakıyorum ikisine ben. Ondan sonra yetmiyor, üç tane kefenden el çıkıyor, elime vuruyor. Mustafa avukat. Elini okşuyorum, kefen, üç tane kefenden, üç tane şeyden el mi çıkar? Yani üsttekiler de görmüş bazıları. Yani bazılarının durumu iyi değil şu anda da. İkna etmeye çalışıyorum falan, korkma, ne korkuyorsun falan. Yani biliyorsunuz kefen üç tane, bir hayal yerine kadar bir gömlek, sonra ayaklara kadar entare, sonra kefeni tutuyorsun, tutuyoruz ya üç tane böyle, uçtan uça böyle, üç elde mi? Ama onların arasından kolu çıkıyor. Oysa sol buraya geliyor, katladığın zaman sağ üstüne kapatıyorsun böyle. Ondan sonra düğüm atıyor. Üç taneyi böyle yapıyorsun. Onların arasından el mi çıkar? Mezarda indirken tuttu, pat elimi tuttu. Ya böyle, Allah Allah. Dedim ondan sonra, bu hadi çöz. Akılla yok. Vicdanı koyuyorum. Vay. Vay tamam şu Nahd-ı Zatiye'deki şefkat-ı mukaddesi Allah'ta. Bizde şefkat. Allah'ta muhabbet-i münezzeh, bizde muhabbet. Allah'ta şefk, sevk, lezzet, memnuniyet, iftihar mukaddesi. Bizde mukaddesesi yok. O mastar şekli, şefkat. Şimdi koy, vay be. Öz kardeşimi indirdim. Tutmadı. Bu değil mi? Dava arkadaş. Hasan abi zahirde de çıktı mı? Çıktı ya. Neden zahirinizde? Elime tuttu ya. Neden diyorum biliyor musun? Allah Resulü'nün o şeyini anlatırken Üstad Hazretleri, sahabeler yemeği yiyorlar ya, bitmiyor ya. Ama her sahabe görmüyor. Evet. Yani anlatabildim mi? Her sahabe görmüyor. Orada katılan görüyor ama. Hepsi değil. Orada mesela Üstad diyor. Hepsi görmüyor. Ha bazıları diyor. Dışarıdakiler için bahsediyor. Ha, ne içindi? Yani, sofraya katılmayıp da dışarıda olanlar için bahsediyor. Ha sofradakiler, sofranın dışında. Ama sofradakiler yani. Görüyor. Fakat bu adam hoca da görüyor. Beraber indirdik. Bir bana baktı, bir baktı. Korktuk yukarıdakilere göre. Ümer yukarıdakiler de gördü bazıları. Şimdi bazıları iyi değil yani. Şey, niye çıktı diyor. Şimdi geldi çöz. Ailesine kadar gitti. Ya, ne istedi senden? Ne dedi sana? Niye yaptı sana? Acaba bizden bir şey mi diyor? Acaba. Ya kardeşim benimle diyalog olmuş işte. Yani vicdan çözüyor bunu. Efendim? Özür dilerim abi. Abi orada bir abinin dediği gibi mektubatta diyor ki mahşer alanı dünyanın döndüğü yörüngenin içinde toplanacaktır diyor. Acaba abinin dediği gibi çok mantıklı oldu. Dünyanın kalbimizin etrafında görünmeyen bir halka olabilir mi vicdan? Bizi sıkıyor, acı hissediyoruz. Ben de o soruyu sordum, Mevlam nasip etti elhamdülillah. Yani doğru mudur diye teyit etmek için soruyorum. Bizi acı vicdanın yeri yoksa, organı yoksa... Aa bak şu anda lezzet alan o ha. Konuştukça bende açılıyor demek ki, vicdan açılınca kendisi kendisine lezzet alıyor vicdan. Çok tuhaf. Şu anda tuhaflaştı mı? Acaba kalbin etrafında mı vicdan? Bilmiyorum. Yani sıkıldığında bizi sıkıyor, genişlediğinde kalbi rahatlatıyor. Acayip bir şey. Mektubattaki şeye çok uyuyor da. Arkadaşlar yani bu dersler var ya, böyle oluyor. Yani su yumuşaktır, kaya serttir, vura vura uyuyor ya. Bu enfusi derslerle. Ustad söylüyor. Enfusidir diyor bunlar. Mesela enfusi mesela. Muhakemat da 22. işte 10. söz
şuraya, 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 bu mevzuyu diyor, enfusu diyor, şurası, şuralara bakın diyor. Bunlar Osman tefekkür ede ede bizde uyanıyor. Sonra farkında değiliz, içinde oluyoruz. Sonra ihtiyaç olunca kendisi zaten yapıyor. Tanımlıyorsun, sıkıntı olunca falan. Arkadaşlar, sakın tutunun Allah'ın kulpüne ki bırakmasın sizi. Bu kendimiz ya. Bu et yığını ama lehaz alıyoruz. Mesela Allah elem almaz, elemi vermiş. Böyle hazlar, lezzetler, zevkler, vefalar, vicdaniyat, kalbi, aklı yakıyoruz, yıkıyoruz, yanıyoruz, lezzet alıyoruz. Hiçbirisi bedensel değil. Çok tuhaf. Mesela acı sistemini yeni fark ettim bu sırada. Allah hakikaten mucize yaratmış ya, acı çekmek. Acı bir şey, acayip bir şeymiş ya. Meğer yaşam enerjisiymiş acı çekmek. Yaşam enerjisi. Hayatın içeriklerindeki istidat ve kabiliyetlerin ortaya çıkması için güneş enerjisi gibiymiş. Acı çekmek. Onun için acıların başı peygamberler. Çok tuhaf ya. Yaşam enerjisiymiş. Böyle bir şey olur mu? Acılar yaşam enerjisidir. Neyin? Hayatın içeriklerindeki nihayetsiz istidat ve kabiliyetlerinin, nihayetsiz meratiplerinin ortaya çıkması için adeta güneşin dünyadaki çekirdek ve tohumlara gibidir. Yani. Cehennem de cennetin enerjisiymiş yani. Cehennem de cennetin enerjisi. Evet. Mesela cennet donmaması lazım. Güzel. Orada neşin nema bulması lazım. Bitkiler yetişiyor. Koparttığın anda olması lazım. Enerji lazım. Cehennemden gelmesi lazım. Arkadan. Şimdi ne cehennemim ne cennetim ikisini cem edenim. O zaman sen kimsin? Ben celal değilim, cemal da değilim. İkisini cem eden kemalim demiş. Cennet derdi olan cehennem endişesi olur. Cehennemden korkar. Korkan cenneti gaye edinen cehennemden endişesi olur. Peki ne yapacağız? Allah söylüyor zaten cehennemde. Ama Allah dedi mi ki cehennemden korkun? Tamam cehennemden korkun diyor ama şöyle diyor. Benden korkun diyor. Benden korkun. Sarıya ayet. Şimdi bir ayet bu seviyede söylüyorsa, başka bir ayet varsa bu seviyede, bu bunu bloke eder. Risale-i Nur'da da böyledir. Tamam? Onu bloke eder. Üniversite diploması varsa adama ilkokul diplomanı da getir. Seni işe alalım denmez. Zaten kapsar ya. Allah benden korkun deyince cehennem içinde hiçbir şey değil. Mesela öyle alimler var ki cehennemde korkmuyor. Ustad, cehennemde bile gitsen Rum Gülgülistan olur diyor. Yalan söylüyor. Mesela cehennemi Adem'dir. İmam-ı Rabbani Hazretleri Adem'den şey korkuyor. Cehennemde değil. Mesela ustadın korkusu nedir? Cehennemin sahibini kaybetmektir. Rıza-i İlahi. Ustadı, işi gücü Rıza-i İlahi. Onu kaybettiğini cehennem işte o. Ustadın felsefesine göre, Risale-i Nur şeyine göre benim çözümlediğim ustadın cehennemi Rıza-i İlahi kaybetmek. Öyle mi değil? Bir de şey diyor ya, elinizden gelirse beni vicdanla tazip edin. Beni vicdan. Ustadın cehennemi Rıza-i İlahi kaybetmek. Cehennemin cehennemi bu. Cehennemin sahibini kaybet. Sen cennete soksa bile Allah senin rızası yoksa hadi lan gir lan. Gir gir gir. Gir gözüm görmesin. Girsen o içeriden zevk mi alacaksın? Allah ya Rabbi sana şükür olsun. Şimdi vicdan ilişkilerde çıkar yoktur. Vicdani ilişkilerde çıkar yoktur. Akli ilişkilerde vardır. Vicdani ilişkilerde yoktur abi. Bizim hizmetimiz vicdanidir. Akliden ziyade kalbi ve vicdanidir der usta. Çıkar yoktur. Başka? Güneş bile tutuluyor. Bunu sıkıntısı olan kardeşimiz evine yazsın. Kendime yazdım gönlüme. Resul hakikaten. Ya niye ben bu hale geliyorum ya? Ben çok iyiydim, bunları dinledim. Ben bunu niye yaptım, niye dedim heyecanlandığıma kusura bakmayın. Ya evimde şurada Kur'an hakim şunlar oluyor, okuyorum da bazen niye böyle oluyor diyenlere diyorum. Kendime demiştim. Güneş bile tutuluyor bazen de.
Vicdan akılla tutuluyor, nefisle örtülüyor. Vicdan da akılda tutulsun be kardeşim bazen. Koca güneş tutuluyor. Dünya ne ki ya? Dünya sebep oluyor. 1 milyon 400 bin defa büyük güneş dünyamızdan. Bazen sebep oluyor değil mi? Dünya sebep örtüyor. Güneş tutulmuyor mu? Ya bir de bir akıl tutulsun be kardeşim. Bir de vicdan tutulsun bazen. Bazen de bir ruhumuz tutulsun ya. Hani diyoruz ya İrfan. Aklım örtüldü ya. Mehmet Gazali Hazretleri söylüyor. Mesela cinnet niye geçirir diyor. Aklın örtülmesinden olur diyor. Akıl örtülüyor. Akıl tutuluyor. Şimdi siyasette de diyorlar ya. Ya ne akıl tutulması yaşıyor diyor. Kardeşim güneş tutulduğu gibi bazen de bizim aklımız tutulsun ya. Yani vicdan da tutulabiliyor. Hani diyoruz ya Yasin. Evet. Ya ben bunu nasıl yaptım ya? Vicdan nasıl bana müsaade etti? Vicdan o anda tutulmuştu. Ay tutulması gibi. Allah Allah. Herhalde ruh tutulması güneştir. Ay tutulması vicdandır. Dünyada dimağdır. Herhalde Allah-u Alem. Tutulsun be. Güneş bile tutuluyor. Bazen de vicdan akılla tutuluyormuş. Bazen de akılla vicdanı tutuyor veya nefis üstünü örtüyor. Bu gafura bakmıyor bu mesele. Onun hiç tutulmaz. İnsan mutlaka bir şeyle yönetilir. Bazen nefsiyle, bazen akılla, bazen de vicdanla. Vicdan rahat ettiği, bak vicdan rahat ettiği evinde de rahat eğer bozmamışsa. Mesela insanın en rahat olduğu yer neresi olursa olsun evidir. İnsan en çok rahat ettiği vicdanlıdır. Yani ustad der ya herkese vicdanın rahat mısın? Ya. Bazen insan çeşitli, bazen bizi yöneten akıldır, bazen nefistir, bazen ruhtur, bazen kalptir, bazen de vicdandır. Yönetiyor ya. Allah Allah. Bazen korkmayın, akıl tutulması yaşayabilirsiniz, kalp tutulması yaşayabiliriz. Bazen vicdanımız tutuluyor, vicdansızlık yapıyoruz ya. Nerede yaptım ya, dur bakayım. Ya kızdım, mesela şey yaptım ya, Kur'an geldi, şey adam geldi, göndermedi. Sonra vicdan tutuldu. Sonra üst birim hangi birimdiyse hemen ay tutulması gibi vicdan tutulmasını kaldırdı. Vicdanım galip geldi. Yani bununla örnek bir şey yapıyorum ki. Ya ben bunu niye yaptım, nasıl dedim deme. Güneş tutuldu. Koca güneş tutuluyor. Aklın tutulsa ne olur? Bu akılsızlığı niye yaptım deme yani. Yasin. Sonra... vicdan rahat ettiği evindir dedik. Eğer bozmamışsan haşirde Allah Celle Celaluhu soracaklarını dünyada vicdanına sana sorar. İyi bir oda, iyi bir yastık ve yorgan da olduğum halde uyuyamıyor. Mesela iyi bir odan havalandırmalı var. Yastığın da çok iyi. Yorgan da iyi. Mehmet Latifoğlu niye uyuyamıyorum? Aslan yatamıyorum abi. He. Diyor ki, iyi bir yastık, iyi bir yorgan olduğu halde uyuyamıyorum. Vicdanım rahatsız, tüm bunları arayamıyorum. Yani vicdan rahatsız. Güzel yastık, güzel yorgandan önce güzel bir vicdan lazım. Yatabilmen için. Yastığım, yorganım çok iyi olabilir, odam iyi olur ama iyi bir vicdana sarılmam lazım. İyi bir vicdana kafayı koymak lazım. İyi bir vicdana koydun mu kafayı öyle uyuyorsun ki mışılıyorsun. Ama vicdan cehennemse top, sen onun üzerine kafayı koyup o sana yastık olmaz. Abi. Olmaz. Abi. Güzel yastıktan önce güzel bir vicdan olması lazım. İyi bir oda okuduk orayı. Kalbe yakın lüme-i şeytaniye var iken vicdanda da zıt yokmuş. Harika. Kalbin zıttı var mı? Var. Lüme-i şeytaniye. Vicdanın organı yok ki, zıttı da yok. Çünkü kafirde de var vicdan. Ama münafıkta yok. Yok derken nasıl? Münafığı mı söylüyorsun? Yani Ustad diyor ki münafığı tarif ederken
münafıdır, kalpsizdir diyor, vicdansızdır diyor, peygamberin aleyhindedir diyor. Yani şey olarak değil de, var yok manasında değil de, vicdanında sanki zıtlıklar var gibi geliyor abi ya. Vicdansızlık şu, vicdan sana tesir etmiyor, aklını kontrol etmiyor, vicdan aktif değil, ona vicdansızlık deniliyor, zıt değil bu. Yani vesvese vehim desek... Ona değil ha, bak bir şey, Osman bir daha söyleyeyim abi. Yani vicdansız diyoruz ya, vicdansız demek, mesela adam ayaksız, yani kötü, çalışmıyor ayak, vicdan çalışmayınca vicdansız diyor, vicdanın zıttı değil. Mesela kalp, zıttı nedir? Kalpsız demiyoruz. Lümme-i şeytaniye, vesvese var. Yani mesela lezzet bürüyor, hem eleminde şey ya, mesela vicdan yakıyor. Kendisi ama. Kendisi yakıyor, hem de lezzet de veriyor. Mesela zıttık var. İçinde var yani. Ha, içinde var. Hani bu kalp ayrı, lümme-i şeytan ayrı, bir organı var yani. Mesela aklın var, zeka. Zekanın var, akıl. Böyle bir şey yok. Ondan sonra biraz şu şeyi bitireyim ki esas şeyime geçeyim ya derse. Cümleyi bitiremedim. En kaliteli konfor hayatı vicdanımızmış. Konfor mu istiyoruz abi? Resistans mı diyorlar bir daireler. Ondan sonra kaliteli araba mı? Lan kaliteli arabada kafanın içi ateş kükü yumağı gibi, şu kafanın içi cehennemse, ona jipe binsen ne olur? Usta diyor ki, beni vicdanla tazip edin değil mi? En konforlu ev vicdandır. En kaliteli yastık vicdandır. En kaliteli yorgan vicdandır. Bir de söyleyeyim. En kaliteli eş vicdandır. Tamam, vicdandır. Kaliteli eş. Bir tuhaf insan ya. Allah hakikaten mucize. Allah var ha. Şu kadar şöyle pakette... Ama pakette olmayanlar burada zannedilmiş. Mesela vicdan bedende değil. Değil de değil. Ruh evvel değil, ahir değil, zahir değil, batın değil bedende. Ruhta, ruh içeride değil ki, dışında da değil. Bir tuhafız. Bak şimdi. Kabir Mehmet, Latifoğlu. Gözünle bakıyorsun, gözü görmüyorsun. Dedim bir daha. Kulağınla işitiyorsun ama kulağını işitmiyorsun. Organlar çalışıyor ama organların sesini duymuyorsun. Bu ışığı karanlık alemde seyrediyorsun. Ben şimdi neredeyim? Hep dışarıdayım. Kitaptayım. Düşündüğüm yerdeyim. Hayal ettiğim yerdeyim. İşittiğim yerdeyim. Gördüğüm yerdeyim. Burada hiç değilim. Vefat edince kabirde hiç değilim. Bu ne kadar uzaktayım şimdi? Metresini sana yapayım, yarı çapını. Kişi kalitesine göre bir metre çapında dışarıya çıkabilir. Bulunduğu evde karısına, çocuğuna dokunun. Niye yapıyorsunuz? Bir metre çapındadır, bedenidir. Eğer hiç dışarıda değilse şuradadır. Herhalde böbreğim bitmiş. Protest taşı. Aha öksürdüm. Kendisindedir. Bir metre dışarı çıktı. Odada, salonda. Ne yapıyorsun oğlum? Gel hop. Oğlum falan burada. 3 metre olunca 1, 3, 5, 7, 9, 19. 33 olunca kabir sonrasındasın. Yani metresini şey yaptım biraz. Şimdi bakın ne kadar dışarıdayım. Şu anda ben hiç burada değiliz sizde. Bedende değiş değiliz. Organını düşünüyorsan herhalde şey buradasın. Ama hep dışarıdaysa burada değilsin. Bütün tamamen bedenden çıktığın an 33 mertebedesin yarıçap. O da kabir. Ondan sonra bırakıyorsun. Ustadın tabiriyle söyleyeyim. Eskimiş yuvasından ruhu çıkar gider diyor. Eskimiş yuvası. Artık eskidi ha. İrfan. Eskimiş ahıbı artık. Şunu da bitireyim hemen metnine geçeceğim. En kaliteli konfor hayatı vicdanımızdır. Çektiğimiz sıkıntıların sebebini akıl ararken vicdan sahibini arar. Bir daha. Çektiğimiz sıkıntıların sebebini akıl arar. Resul. Niye çektim ben bunu? Ama sebebini akıl ararken vicdan bu sıkıntıyı bana veren zatı arar. Allah niye yaptı? Beşer zulmeder, kader adalet eder. Sır.
sıkıntının sebebini arar ki akıl kurtulayım. Mesela fakat vicdan ise sıkıntının sahibini arar. Köpekle uğraşmaz. O bela vereni bulduysan yani safa eder, ata erler. Vicdanının konuşması o zaman. Evet, aynen öyle. Eyvallah. Orada üstad kalp mi diyordu, ne diyordu? O şeyin başında. Bazen de ne diyor biliyor musun? Bu kadar sefa yazdım. Mesela vicdani bir şeyi kalp söylüyor. Çünkü arkadaşlar bakın ayağın, şu vücudumu ayakta tutan bir ayak, vicdan. Bir ayak, dima. Makis hissiyat, mazari efkar. Yani belden yukarısını tutan bu iki ayak. Kalp düşün, bu kalptir. Kalbi iki ayak tutar. Vicdan, akıl. Yani kalpten kopuk akıl yok. Kalpten kopuk vicdan yok. İkisinin cemidir. Bazen işte vicdan anlatırken kalp kullanmasının sebebi odur. Sultan olduğu için. Şeyde abi kalbe farisi olarak tahtür eden bir münacat diyor. He. Kalbe tahtür eden? Farisi olarak tahtür eden münacat. Münacat. Doğru değil. Demek ki aslında vicdan da münacat yapıyor herhalde. Evet. Doğmuş yani. Bakın değişmiş. Tahtür edin ya dışarıdan bir şey gelmemiş. Osman. Evet. Kalbe tahtür eden bir münacattır. Düşünmek ise deşmektir. Kendisini deşti ortaya çıktı. Tahtür etmek. Mesela ilham. Kendinden ortaya çıkıyor. İlhamat, sunuat, tuluat, işarat, rumuzat, telbiat. Hep işten doğma, coşma. Onun için ustad düşünmek deşmektir diyor. Senden sanadır. Senden sana itiliyor. Sen sanasın. Sen sana veriyorsun. Allah Allah. Durum hepten iyi değil. He? Ceza dediniz, vicdan, yani kader, kader niye böyle yaptı? Kaderle vicdan mı çözebiliyor ancak? Ancak vicdan, zaten kader için ne diyor? Vicdan. Hali ve vicdan. Aklidir diyor kadere. He? Vicdan. Yok değil mi? Kader nedir? Hali ve vicdanidir. Oradan bu cümleyi aldım da. 406. Diyor ki, akıl sıkıntıların veya olayların sebebini ararken vicdan sahibini arıyor. Onun için kader hali ve vicdanıdır. Sahibiyle bakmaktır. Kader nedir? Sistemdir kardeşim. Yöntemdir ya, fabrika çalışıyor. Nizam, intizam, malum etme, şu detayı, nevamir tekvinin, hulasayı camiasının bu sistemin açılımı. Kader. Buna yaklaşımı evvel ahiri diye bir şeyi ihtiyar. İrade ise sahibiyle münasebet kurar. İrade sahibiyle, iradenin hedefi sahibiyle. İhtiyarın şeyi eşya ile. Kader de sistem. Vicdan ise sebebin, yani sebebini arayan akıl, sıkıntının sebebini arayan akıl, vicdan ise sıkıntının sahibini arar. Yani bu sıkıntıyla beni kendisiyle olmamı istiyor der vicdan. Beni kendisine yaklaştırmak istiyor der. Allah'a yaklaşır. Vicdanda zaten sıkıntı aramıyor abi. Yok. Sıkıntı yok orada. Orada bir şey yok. Ya cehennemdir ya cennettir. Mesela abi uyanık vicdan ne demek abi? Rabbi ile mülaki olmuş bir vicdan. Uyuyandan bahsettin değil mi? Yani yok yok. Mesela uyanık derken bu yatakta yatan değil. Sen yatmaya bedenseldir yatmak. Cennette uyku yok ki. Cennette ruh, vicdan aktı. Yani Rabbi ile Rabbine yakınlığından dolayı Allah'ın biz kurbiyetimiz, Allah'ın yakınlığı var ya akrabiyet. Allah vicdanımıza ve ruhumuza taayyün ve teşahhus ediyor. Vicdan uyanık. Uyanık demek şuurlu. İki tane şuur var. Bir akılda şuur. Bir de vicdanda şuur var. Birinci şuur, ikinci şuur. İşte vicdan uyanık demek, şuuru var. Herhalde son cümlem, kırmızıya kadar geldim. Çektiğimiz sıkıntıların sebebini akıl ararken vicdan sahibini arar. Ruh ile vicdan vücutta mahalli olmadığı gibi ikisinin de ortak nesi var? Vicdana dört ana sır, ruha da dört havastır. Vicdana dört ana sır, ruha da dört havastır. İrade, zihin, his, latife-i Rabbani. Hani demiştik ya ruhunda vicdanın şeyi yok, maliyeti yok. Ortak bir tarafı var. Ustad da zaten söylüyor ki 136 Hutbe-i Şami ve
yani hakikat çekirdeklerinde vesaire diyor ki vicdanın dört ana sırrı ve ruhun dört havası irade, zihniz, latife-i Rabbani diyoruz ve böylelikle ısırmayı yaptık. Şimdi çok güzel bir yer okuyoruz metinle. Bu metini bitirmeden hiç kimse bir yere gidemez. Hasan abi, ha. Ahlaka vicdanla eşleştirdik ya. Mesela köpeği de dedik ki sopayla vurursun sopayı kovalar, sebebe kovalar. Vicdan ise arkasındaki sopayı tutana mı bakıyor yani? Mesela köpek bile ne yapar biliyor musunuz? Çok acayipime gidiyor. Köpeğe taş atın veya şey yapın. İlk önce kaçar sopayı yiyince. Sonra 5-6 metre kaç metre yiyince kim attı diye bakar. Köpek bile. Köpeğin özelliği o. Attın bir tane taşı. Hıp diye barar böyle. O reflekstir. Yani hayvaniyet. Hayvaniyet demek hayvan değil bu. Canlılık. Refleksiyle bir kaçar. Sonra bakar kim attı. Eğer tanıdıksa geri döner. Eğer tanıdık değilse çok hızlı kaçar. Köpek bile taştan, taşın kendisine değil, yere bakmaz. Köpek hiçbir zaman atılan taşa bakmaz. Bakar kim attı diye, kim attı. Vicdan da böyle yapar işte. Taşın kendisine bakmaz. Kim attı bana? Akıl ise bu nedir? Yani bu ne, ben niye çektim? Bu neyin nesidir? Bu taş mıydı diye bakar. Evet. Sayfa 222, muhakemat 119. Çok özür dilerim, pardon. 224, muhakemat 22. Devamlı okumayacaksınız mı abi? Onu artık ısırmaktır, o haftaya kalsın. Tamam, yanar mı? He? Yanar o zaman biraz. Yanar mı? O zaman bitireyim hadi. Yok yok, yani... Bakayım, doğru. Çekecek diye bıraktım. Evet, o zaman çok berbat olur diyorsun. Tamam. Dur bakayım. Ama yarıda... Haftaya bırakırsanız tamam abi. Ben bu şöyle haftaya... Bakayım oradan sonra devam edebilecek miyiz? Ha, ikisinin de ortak zeminleri veya kullandıkları sistemler buymuş. Vicdanla ruh mahalliyeti olmaması itibariyle birbirine benzeyip ustad da vicdana dört anası, ruha da dört havas, ikisi de aynı şeyi kullanıyor. Dolayısıyla ikisinin de ortak zeminleri bunlarmış. Ve bundan sonra haftaya ısırmaya bundan sonra devam edeceğiz. Ve bakayım bu hafta aleminizde ne düştü? Gene bir vicdanı tazelemiş olacağız. Sonra gene devam edeceğiz. Şu anda 222 açıyorsunuz. Muhakemat 22, şu 224, evet. Muhakemat 22 ve çok garibinize gidecek. Benim mesela hayatımda belki de ilk defa rastladığım bir yer. İlk defa okudum belki de. Yani çok okuduk da ilk defa okuduk. Buldunuz mu abiler? Evet. Tamam. O elfaz, mesela arılar misali veriyor ustad. Arılar, poleni ben orayı şey tasvir edeyim, siz hatırlarsınız mahkemette. Tünün bizden, bal benden demiş vesaire. Şimdi arı poleni getirir. Arı ayrı, polen ayrı. Getirir. Kendisinin dışında bal yapar. Elfaz polen gibi değil. Benden size bir şey atıyorum. Kelam. Yani benden alıyorsunuz. Çiçekten polen alıyorsunuz. Sizin alan arınız kafa. Benden çıkan kelime polen. Öyle değilim işte. Elfaz arılar değil. Arılar taşır ya. Yani kelam beni taşımaz. Başka bir şey yapar şimdi size. Senin ilgini çekecek. Kelam deyince seni hatırlıyorum. O elfaz arılar değil. Çiçekle arı arasındaki ilişki polen. Böyle değil diyor. Belki elfaz neymiş? Kalp ve vicdana erva-ı hakaik vahyeden o kitab-ı kamilin kelimatı melaike gibidirler. Kardeşler, acayip bir yer. Abi de arı gibi değil diyor. He? Evet. He? Evet, arı gibi değil diyor. Ha, arı gibi değil. Şimdi hemen şunu kafanıza şunu ilk önce bir cümle yapalım. Cebrail Aleyhisselam'ın sırf bir vazifesi
Allah ile peygamber arasındaki vahiy getirmek değildir. Eğer öyle olsaydı şimdi tekavvuta ayrılmıştı. Emekli olmuştu Cebrail aleyhisselam. Çünkü peygamber yok. Vahiy getirmiyor. Ama melaikelik mesela devam ediyor. Şöyle dört melaike dört tane ulul az peygamberi gibidirler. Onun için aleyhisselam demiş. Cebrail aleyhisselam kendi sahasının peygamberidir. Onun için aleyhisselam unvanı takılmış. Azrail aleyhisselam bizatihi kafirin ruhunu almaz. Avaneleri, yardımcıları alır. Bizatihi o kutsi zat aleyhisselam onunla alakalı peygamberdir. Peygamberin ve varislerin ikisini alır. Ama felemsel imanın derecesine göre onun yardımcıları alır. Kafirin ruhunu bizzat Azrail almaz. O pis adamı gitmez. Şimdi demek istiyorum. Melekler de o peygamberin etrafında çalışıyorlar. Cebrail aleyhisselamın ve onun avaneleri. Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam, Azrail aleyhisselam. Tamam mı? Şimdi vahiy Cebrail aleyhisselam getiriyor peygambere. Ama vahide arkadaşlar 268 değil mi şualarda? Diyor ki her bir ayetin mutadid manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Yani bir ayette mutadid nihayetsiz mana var. Şöyle diyeyim. Şu asırda ortaya çıkması gereken Kur'an'ın manası asr-ı saadette çıkmadı. Çıkması da hikmete uygun değil. Nerede duruyor? O lafızda. Nasıl duruyor? Mana. Mana ne demek? Melaike demektir. Birbirine bindirilmiş. Mesela hava sayfası, Kur'an'ın sayfası olsa. Şu anda radyo, televizyon çalıyor mu? Çalıyor. Şu anda niye duymuyoruz biz? Ona uygun şey yok. Ayze yok. Ha. Bu, ama şu anda lafız var burada. Var. Ha. Kur'an böyle elfazında bütün mana var ama onu ayrıştıracak cihaz yok. Cihaz yok. Ha? Mesela topraktan maden geldi. Bu malzemeyi yapacağım evet. Okuyacağım. Topraktan kamyonla malzeme geldi. 700 santigrat derece ısı verildi. Bazı maden ayrıldı. 1000 santigrat derece ısı verdi. Bazı maddeler ayrıldı. 1500 verildi. Demir ayrılıyor. 850 veriyor. Bakır ayrılıyor. Yani elfaz da böyle yüksek fırın denilen o sisteme attıkları zaman o toprağı ama bizim tarlada mı sürekiyorduk? Ama fabrikaya gitti bakır ayrıştı. Altın ayrıldı. Tamam. Yani cihaz dediğimiz olaylar ve hadiseler midir o zaman? Evet. Yani, mesela her bir ayetin mütadit manası vardır. Tamam. Her bir manada küllidir. Evet. Kadına, çocuğa, büyüğüne, eşeğine. Her arsızda da efradı bulunur. Tamam. Bu asırdaki efradı o zaman da çıkması mantığı değil, israf olur, abes olur. Ha. Bu asırdaki o ayetin manası Cebrail yok. Kim bize vahiy edecek? Onun avanesi olan o ayetin içerisindeki nihayetsiz donmuş manayı temsil eden melektir. Melaike gibidirler diyor. Abi o efrat kaliteli olsa Cebrail de olacak. O kaliteye göre... Olabilirsin. He. Bak şimdi bir daha okuyayım. O elfaz, o Kur'an elfazı, Kur'an için söylüyor. Arılar gibi değil. Yani sırf bir kişiden bir kişiye nakil değil. Yani nedir o? Kalbe ve vicdana erva hakayık. Erva hakayık ne demek? Lugatını söyleyin. Hakikat ruhları. O hakikat ruhları nerede var diyor? O Kitab-ı Kamil'in kelimatı da nasıl bulunuyor? Melaike olarak bulunuyorlar. Ağaçlar da öyle diyor 17. sözde. Ağaçlar donmuş melaikedir. Şimdi buradan girdik. Şu malzemeyi de latif oldu. Bundan sonra yürüyeceğiz şimdi. Hazır mısın? Kur'an lafızları kalbe, vicdana, erva, hakayık vahyeden melaike gibidirler. Çok garip değil mi? Demişim.
Melaike tam ilişkisini şey yapalım. Ha bak şimdi abi. Yani ne noktadan melaikeye benzetti? Bak kardeşim, o lafzı getiren ilk güneş yüzüne çıkartan Cebrail. Cebrail demek, mesela ben konuşunca, şu anda seninle konuşunca muhatap, kalbim, aklım bir kenarda dur diyor mu? Ya hepsiyle beraber değil mi? Müteveccih oluyorum sana. Benim yani, bütün selim. Allah da böyle ya. Şimdi Cebrail aleyhisselam bunu şeyini getirdi, ortaya çıkarttı. İçinde mutadit mana var mı? Var. Her bir manada küllü midir? Çocuğa, şuna, buna, yaşlıya, gençe. Bu tamam. Orada nasıl bulunuyor? Mana. Mana ne demek diyor? Erva hakaiktir diyor. Hakikat ruhları, ruhtur diyor. Mana ruhtur. Ruhun ruhu. Peki nasıl bulunabiliyor? De gözükmüyor, mekan tutmuyor. Melek gibidirler diyor. Erva hakaik melektir diyor. Mesela şöyle uygulayayım ben şimdi, daha iyi anlarız. Veya zannederim. Mesela bir ders oldu Osman. Tefekkür ettik falan. Şu an veya namazdayız. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bir huzur olmadı mı? Bu enerji değil mi? İman nur değil mi? İman nurdur, kuvvettir. He? İntisaptır. Şimdi bizde bu derste veya sohbette veya namazda bir huzur olmuyor. Haz olmuyor. Enerji değil mi? Realite değil mi? Bu mahluk değil mi? Nefsül emir değil midir bu? Nefsül emirde bu manayı temsil edecek kim temsil edecek? Melekler temsil edecek. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Lafızdır. Ve heykel melaikesi vardır. 8 tane melaikesi varmış güneşin. Donmuş hali güneş denmiş ya. 8 tane ismi azam, 8 tane melaikenin donmuş hali pekmez tayin başka bir şey. Ha, alem-i şehadetteki adı güneş. Bu mevcudat nedir? Esmaların cilve, cemal, nakış sanatının vücud haricileridir. Nefsül emirleridir ya. Suretleridirler, hüviyetleridirler. Mana nedir? Mana. Mana ne demek bu? Melektir ya. Bizdeki adı nedir? Dışarıdaki adı melek. Bizdeki adı meleke, meleke. Yani melekelerimiz malikiyete dönüşürse, malik olursak efradı olursun ayet. Efradı oldun efradı. Bak melekler bizde malik olduklarımız, istidat ve kabiliyetlerimiz demek. Melekeler var ya insanın ruhundaki melekeler. Mesela ahlak nedir? Hulukların cemidir, huyların toplamıdır. Melaike, meleke, melekelerimiz uyanırsa malik oluruz. Malik olunca da huzurlu oluruz. Dişe vuruş bu. Yağmur için rahmetin tecessüm etmiş. Ha, güzel. Yağmura tecessüm etmiş rahmet. Ne alakası var rahmet? Rahmetin kendisi ya, donmuş hali. Mesela ben çok seviyorum Osman Mirza'yı, tamam mı? Ama gelince de yapıyorum. Ya seviyorsan bir çikolata veririm ya. Bir iltifat ederim, kucağıma alırım. Yani sevginin alameti bu mudur? Hı. Hatırla. Tamam, sus. Ağlarken sus. Lan sevmek öyle değil ki, dur. Al, altımı pis, karnım aç. Bir kaldırayım. Ha. Şimdi, melekelerin bizdeki karşılığı yok mu? Melekeler, melekelerimiz, uyanmamış istidatlarımız. Uyanırsa ne olur? Malik oluruz. Malik olduklarımız. Bu malik olduklarımızı toplarsak onların toplamına ne deniyor? Malikhanemiz. Vicdanda yastığımız, yorganımız, odamız. Huzur bulduğumuz. Eşin, aşın, işin. Buradan girdik şimdi. Sıcağı sıcağı şimdi vicdan. Çok garip demişiz. Yani arkadaşlar, vahiy biterse Cebrail aleyhisselam tek avut ayrılmamış. Vahiy sarih bitti. Sarih vahiy bitti. Vahiy zimni, şumullü ilhamlar, vahiyin içeriklerindeki manalar an ve an dökülüyor dışarıya. Her okuyana yeniden akıyor. Ya mesela kütüphanedeki adı Musaf. Ben Musaf okursam herkeste uyanan, okununca ortaya çıkan Kur'an. Kur'an o değil. O hiç mahluk değil Kur'an. Kur'an'ın sureti
Musaftır. Sureti o, mürekkep, kitap. Kur'an o mudur? Hayır, musaftır. Kur'an nedir? Her okuyanda ortaya çıkandır. Onun için sen kendi kitabını oku. Yakla ona Kur'an. Kendi kitabını oku. O mana ruh şeklinde mi geliyor? Her evet. Şeklinde geliyor. Sende uyanıyor be kardeşim. Sende uyanıyor. O melekelerin uyanca malik oluyoruz. Bir sürü malik şeylerin varsa dünya oluştur. Malikhanem oldu. İçerideyim. Dışarısı yanıyor. Adam Gülgülistan. Cehennemde atılsam diyor. İçim Gülgülistan olur diyor. Bunun temsili var mı? Örneği var mı? İddia mıdır? İbrahim Aleyhisselam ateşe atılmış. Gülgülistan olmuş. Ustad beni diyor vicdanı tazip edin diyor. Ya tuhaf ya. Evet devam edelim. Bakayım ne çıkacak. Dur. Şeye gideceğiz. Kelamın sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti, vahyin, Cebrail'in hepsini okuyacağız. Dedik ya bu akşam buradayız. Yemek memek yok. Vahyinde vahiy var ya vahiy. Ha şöyle bir şey yapayım ben size. Şöyle. Bunu biliyorsunuz. Şunu siliyorum artık. Vahiy ile kelam-ı ilahi farkını biliyorsunuz ama tazelensin. Bak şimdi. Burası kelam sıfatı abiler. Şurası abiler lef-i mahfuz. Burası alemi şehadet. Bu size çok lazım çünkü ben çok uğraştım bununla. Siz uğraşmayın. Basın işte kafana çıkın. Şu şey tabirle ben çok uğraştım. Bak kardeşim. Kelam sıfatından lef-i mahfuza Kur'an'ın inmesi bunun adı Gafur. Şey bitti. Sen hala rezil ol. Kalem bitti. Kelam ilahi değil mi? En kısa zamanda gelir abi inşallah. Ama şey kendisi değil. Tüp var ya. Şu niye yanmadı? Niye yanmadı diyorum. Hep şey yanacak mı ya? Yanmasın. Tamam. Kelam ilahi. Lef-i mahfuzdan alemi şahadete Ahmet aleyhissalatü vesselama gelirse buna vahiy denilir. Resul. Vahiy lef-i mahfuzdan alemi şahadete peyderpey inmesi. İhtiyaca binaen. Burada işte kelam-ı ilahi bu. Vahiy buradan. Cebrail vahiy getiriyor. Kelam-ı ilahi getirmiyor. Allah'ın kelam sıfatından lef-i mahfuza başka bir şey. Gelene de ayet diyoruz değil mi? Evet. Şuraya ayet diyoruz. Bunun adı da ayet. Ayet. Allah Allah. İsa aleyhisselam da Cebrail aleyhisselam. Ayet. Ayet. Vahiy. Biraz da şey yapayım. Bu kelam-ı ilahi. Bu ayet oldu. Burada ayet yok. Kelam-ı ilahi yüksek böyle bir fabrikada imbiklerden geçiyor. Ne oluyorsa kelam-ı ilahi nasıl bir sistemden geçiyorsa şey dönüşüyor vahye. Buraya da gelince ayet oluyor. Bana da dönünce fikir oluyor. Aşağı iniyor. Vicdanda his oluyor. Kalbe iniyor. İman oluyor. Ruhta latife oluyor. Eylemsel huzur oluyor. Erdincan bir şey dedi abi. Ne dedi? Durma hep de iyi değil bugün onun. Söyle söyle. Neydi? İsa aleyhisselam da getiriyor. Allah Allah. Ne demek istedin? Cebrail aleyhisselam İsa aleyhisselamı getirdi. Ne demek? Lef-i mahfuzda vahiy geliyor. Yani dima enfusi. Ustad söylüyor biliyor musunuz? Enfusidir diyor bu. Buna diyor ki enfusidir diye devamında. Burada okulumu. Enfusidir diyor. Dur neresinde olduğunu bak göstereyim size. Enfusidir fez alanlar bir nevi
Bu işler diyor enfusidir ya. Çok acı kalbime gitti. Bunlar, bu manalar ancak enfusle meşgul olursak olur. Yani nereden şey yaptığımı, fezalar bir nevi gölgelidirler. Herhalde devamında diyor ya. Sayfa abiler şu anlar 76'da mı? Yok. Enfusidir diyor. Bu enfus da olur bunlar. Enfusi tefekkürü, tefekkür imanı ile oluyor bu. Burayı tamam mı? Şimdi tamam. Geçeyim. Çok antika olacak şimdi. Bu akşam inşallah, bugün. Vahyin sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti devam ediyor. Delillerinden bir tanesi. Kelam-ı İlahi'nin sureti. Şunu. Bak şimdi. Kelam-ı İlahi'nin sureti dimağdaki serbest bölgedir. Kelam-ı İlahi'nin, yani insandaki diyoruz, kainatta değil. Kelam-ı İlahi'nin insandaki sureti serbest bölge, insandaki kanuniyeti lef-i mahfuzu buraya taşıdığı için dimağın mertebeleri, hakikati kalbimiz, arşın bizdeki karşılığı, mahiyeti ruhumuz, yani arş-ı azam. O zaman kelam-ı ilahinin sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyetinin cemine kelam sıfatı bunları tazamun ediyormuş. He. Bizdeki karşılığı nedir? Serbest bölge, koy tencereye. Dimağın mertebelerini koy tencereye. Kelam-ı ilahiyle ne kadar şekillendin? Ondan sonra kalpte ne kadar iman oldu? Sonra ruhunda ne kadar latife oldu? Yani ruh, kalp, vicdan ve akılda kelam-ı ilahi ne kadar şekillendirmiş? Onu karıştır pekmez tayin gibi karıştır. Onun adı bizde dışarı çıkınca kelam. Postacı değil, benim yani. O benim. Benim hem ruhum var, hem kalbim var, hem isim var, hem aklım var. Yani basta değil. Bizden daha biz. Bizden daha bir biz yani. Devam ediyoruz. Abi kelam benden çıkan kelam organ mıdır abi? Herhangi bir organı var mı? Organı yok. Aferin. Abi nasıl oluyor? Benim her şeyimi, benim bütün organlarımın özelliklerini organ olmayan bir şeye yüklüyorum. Evet, vicdan, organ değil. Vicdan mı? Vicdan konuşursa diyor. Biraz gidelim, dur. Onun için dedik ya, tuhaf bugün. Kur'an'ın kelimatları melaike gibidirler. Devamlı okuyana vahyediyorlar melekler. Kelamdan gizli gömülü, kelam-ı ilahi de Allah'ın ayetinde gizli gömülü olan manaların müekkelleri okuyunca biz aktif oluyor dimağımızda. Vicdanımızda aktif oluyor, kalbimizde aktif oluyor. Ruhumuzda melekler aktif oluyor. Onun için bu huzur, neşe, enerji, canlılık oradan geliyor. Ya nasıl oluyor ya enerji? Bal yiyince şişede bal. Bak kestane balı niye bakalım, bak ne oluyor. Nasıl ateş basıyor? Ne oldu ya? Ateş miydi? O ateş olsaydı şişe yanardı. Sen de böyle. Sonra devam ediyorum. Bu cihetle Cebrail'in vazifesini yapıyorlar melekler. Kelimat o zaman. Melekler de kelimat. Evet, bu cihetle Cebrail'in vazifesini yapıyor sanki. Böylelikle vahiy zamana ve mekana has kalmamış. Her zaman her mekanda an ve an vahiy tecelli edip zahir oluyor. Cebrail'in sureti Dihye. Tamam mı? Kur'an'ın, Kur'an yazısının şekli ve seslendirilmesi sürekli. Yani insanda dedik. Musaf var ya kitap. Kur'an var ya şu kitaplıktaki. Yazısı, kitap şeyi. Mesela yazı var ya yazı. Mesela Elhamdülillah Rabbil Alemin. Şimdi bakayım bu buna benzeyecek mi? Harfe. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ses surete benzedi mi? Ses surete benzemediği gibi mana da sese benzemedi. His de manaya benzemez. Latife de benzemez. Birbirine böyle gömülü arkadaşlar. Onun için
Cebrail'in sureti Dihye veya Kur'an'daki o ses ve yazı şekli. Cebrail'in kanuniyeti, yani Cebrail'in akıl bizde. Çünkü ceberut, kuvve-i akliye. Akıl bize cebrediyor. Cebrail de öyledir zaten. Ceberut alemin temsilcisi cebrediyor. Cebredici güçlerin toplamı. Cebrail'in sureti, Kur'an'ın yazılış şekli ve sesi, kanuniyeti bizde akıl, hakikati bizde itikat, mahiyeti cebredici kuvvetler, kuvve-i akliye. Kuvve-i akliye, Allah Allah. Mahiyete nasıl kuvve-i kuvvet? Yani hem akıl kanuniyet hem de... Yani Allah'a değil bu. Bizdeki Cebrail'in aktiflik hali. Ama kalpteki imana da götürecektim de. Yani son şeyi, mahiyeti en nihayetudu doğrusu ya, iman. Ya ne dedik baka? Diyor ki farklı farklı boyutlarda Cebrail hakikat mertebelerinde bizde aktif oluyor. Devamında diyor ki hadis madeni hayat ve mülhimi hakikattır. Madeni hayat ne demek? Hayat kaynağı. Mülhimi hakikat ne demek? Hakikatları ilham eden. Hadis hakikatları ilham ediyormuş. Mülhimi hakikattır. Hakikatları ilham ediyor. Nerede? Hani Allah Resulü öldü. O senin suretinde öldü. Ayet ise ilham eden değil, vahyedendir. Hadis ilham edendir. Ayet ise vahyedendir. Şecer-i hilkat, bu dördü aynıdır. Şecer-i hilkat, Kur'an-ı Kebir-i Kainat, İnsan-ı Ekber ve İslamiyet. Düşünürken tefekkür malzemesi. Bunlar dördün hakikatler aynı suretleri fakat ifadeleri farklı. Mahiyetleri aynı, hakikatleri farklı. Birisi Kur'an-ı Kebir-i Kainat, bir insan ekber, bir de Kur'an, bir de İslamiyet. Hatırlayalım dedik. Cebrail dimağda, ruh Azrail, kalp İsrafil, vicdan Mikail. Vahiy ilahi şimdi. Bu biraz önce kelam-ı ilahi konuştuk. Onun için boşuna çizmedim bunu. Vay. Şimdi bunu vahyin sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyetini okuyayım, hatırlayalım, geçmişi kullanalım. Vahiy ilahinin sureti Nur-u Muhammedi, mana tarafı. Bir daha, vahiy ilahinin sureti Nur-u Muhammedi'nin mana tarafı. Vahiy ilahinin kanuniyeti Nur-u Muhammedi'nin nur tarafı. Vahiy ilahinin hakikati mütekellim esması, vahiy ilahinin mahiyeti, kelam sıfatı. Şimdi bunu kullanacağım. Kelamda melek nasıl gizli diye soru sordum kendime Ali. Kelamda melek nasıl olur? Ne işi var? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Melek nasıl var ya? Neresine var bunun melek? Bakalım. Odundan nur ve duman gizli olduğu gibi. Odunun neresinde? Hiç odunun yandığını görmeyen adama. Burada nur var. Bu kilosu var ama kiloyu olmayandan kilo gözüktü. Lan kilo olmayandan kilo olur mu? İki zet şey aynı yerde olur mu? Duman ve nur. Bu ayet kimisinin imanını, kimisinin nurunu, kimisinin zulmetini artırır. Yudülü bir kesir ama ettiğimi kesir. Kimisinin bu odunu yakarsan dumanı fazla olur, kimisinin nuru fazla olur. Odun suret. Ne demek? Odunun içerikleri, yani iç alemler, bulunma şekilleri, boyutları ise dumandır, nurdur, enerji boyutları. Odunun sureti odun. Odunun kanuniyeti içindeki duman ve nur, enerji boyutları.
Odunu meydana getiren esmalara misal olan hakikatler ise güneş ve güneşin içerikleri. Odunu meydana getiren kim? Güneş. Odunu meydana getiren güneş ise bizim de biz oduna benziyoruz. Sureti bu. Kanuniyeti nedir? İçsel hali. Odunu meydana getiren güneş olduğu gibi bizi meydana getiren de, yani odun güneşin donmuş halidir. Odunu yakınca güneş çıkar. İnsanı da cilve cemal nakış sanat ya esmaların. Biz de esmaların donmuş haliyiz. Odunun mahiyetine misal ise, mahiyeti nedir? Tüm bunların ortaya çıkan plan ve projeleri olan, yani odun nasıl, neyindir? Kainatın şeyidir. Nizam, mizan, malumet, meşrudet ve tayin ve evamiri tekvinide müteşekkil olan İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin'in hulasaları olan ve aynı zamanda kader denilen çekirdeklerdir. Kader. Çekirdek nedir? Nizam, intizam, malumet, meşrude, tayin ve evamir tekviniyenin hulasası, yani İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin'i tazamun eden ve aynı zamanda çekirdekler işte. Demek ki odunun mahiyeti çekirdek, odunun hakikati güneş, esmalara misal, odunun hakikati demiştik güneş, odunun kanuniyeti, içerikleri, duman, nur, enerji, ısı, ışık vesaireler, odunun sureti de odun. Vahiy başka bir misal verelim, vahiy başka bir örnek veriyor, odundan misal verdim, yani elhamdülillah Rabbil Alemin'de melek nasıl bulunabiliyor? Odunu inceledik. Odun gibi. Başka bir örnek diye. İnsanın siması. İnsanın siması. Et parçası. Bunun gibi. Ama insanın içsel alemi, kanuniyeti, kalbe kadar olan her şey burada. Bu suratta. Bu adam zalim mi, namazlı mıdır, nurcu mudur, tarikatçı mıdır, münafık mıdır? Hatta maddi hastalıkları bile anlarsın. Göz bile kalbin penceresidir. İnsanın sureti, siması, değil mi? Evet. Mesela simadan insan sureti Rahman şeklinde yaratıldı demiş. Usta da ne diyor? Surette maksat sirettir, ahlaktır, sıfattır. İnsanın siması suret. İnsanın içsel alemi kalbe kadar yansıyan kanuniyet bu. İnsanın kalbi duyguları, hakikatleri, insanda galip olan esma yüzünde, insanın latifeleri olan ruhu da gene burada gözükebiliyor, sima. Simada kalbim, ruhum, vicdanım, aklım gözüktüğü gibi burada gömülü bu ayette. Ay elhamdülillah Rabbil Aleminde de melek böyle gömülü. İntikal. Başka bir örnek vereceğim. Vacibül vücuda bakarsak uygulayalım. Vacibül vücudun sureti ne demektir? Alemi şahadettir. Vacibül vücudun Allah'lık aleminin kanuniyeti ne demektir? Alemi gayb ve melekut alemleridir. Vacibül vücudun hakikatleri ne demektir? Esma-i hüsnalardır. Vacibül vücudun mahiyetleri ne demek? Şu şeceri hilkatta sıfatlardır. Peki zat-ı zülcelal olursa ne olur? Evet. Biraz önce vacibül vücuttu. Şimdi zat. Esmalar suret olur. Yani zat-ı vacibül vücut olursa ne olur? Heh. Abi bunu niye o zaman şeyler nasıl? Gelecek. Gelecek. Esmalar, suret, sıfatlar, kanuniyet, şunat-ı zatî, hakikat, mahiyet-i zatî, mahiyet olur. He, niçin? Nasıl ki kelamda ve uslupta, Muhakemat 84'te diyor ki, hem şahsın uslubu beyanı, şahsın uslubu beyanı, uslup ve beyanı ikisi, uslupla beyanı, timsali şahsiyetidir. Kişinin timsali kendisidir. Uslub beyan ne demek abi? İfade etme tarzını uslub, ettiğine beyan. İkisi var. Uslubu beyan sırf uslubu değil. Sırf de beyanı değil. Hem beyan var hem uslubu var. Kişinin kendisi.
Nedir biliyor musun? Aynadaki güneş timsali sureti gibi. İnsanda budur. Şimdi kullanacağım şey Osman. Kelamda melek nasıl var, ona devam ediyor. Yedi bir meyve suret. Sende uyandırdığı lezzet kanuniyet. Lezzetten daha ulvi, daha ötesi olan Cenab-ı Hakk'a karşı memnuniyet, hamd ve şükür ise hakikat. Bu süreçlerden sonra Cenab-ı Hakk'ın sana cevabı olan huzur, azamet ve kibriyayı tazamun eden kutsiyet, tefekkür-i imanın içine koyduğu rıza ilahi, Allah'tan memnun olmanın hakikati olan Allah'a kanaat etmek, tüm söylenebilecek Allah canibindeki olanlara da mahiyet denir. Yani ayette melek nasıl bulunabiliyor da ben bir yediğin gıdada Allah nasıl var diye göstermeye çalıştım. Yediğin elma suret. Yediğin elmada sende uyanan lezzet kanuniyet. Yediğin elmada o lezzetten sonra Allah'a karşı hamd, şükür ve memnuniyet ise senin hakikatin. Tüm bu süreçlerden sonra, hakikatinden sonra, elma yedikten sonra, hani burada elma yersin, elhamdülillah dersin, cennette diyor elhamdülillah yersin var ya, bu süreçlerden sonra Cenab-ı Hakk'ın sana cevabı, Allah'ın cevabı mesela, elmayı yedin, lezzet aldın, sonra ne oldu? Hamd ettin, şükrettin, memnun oldun. Allah şimdi cevap verecek sana. Allah'ın cevabı huzur, sonra azamet ve kibriyeyi tazamun eden kutsiyet. Sende uyanıyor. Tefekkür-i imani ile, tefekkür-i imani olunca Allah oraya şey koyuyor, rıza-ilahi koyuyor. Rıza-ilahiye mazhar olanlar tefekkürüne cevap verilir. Tefekkür edebilmek rıza-ilahi olduğuna delildir. Allah'tan memnun olma var ya, teslim, tevekkül, itimat ve kanaat. Allah'a kanaat etmek. Allah'a kanaat edebilmek hakikati olan şey, kutsiyet var ya, kutsiyet kazanıyorsun, o da mahiyet. Devam ediyorum. Veya, çok kutsi olduğu için zengin olsun insan, gördüğün resim suret, bir resim gördün suret, sende uyanan fikir, düşünce, akıl ve zeka boyutları kanuniyet, sende uyanan his ve duyguların cemine hakikat, her şeyin aslı oluşun sen, kainatın evveli, ahirisi ve zahirisi oluşundan mahiyetin ve ruhun. Peygamber yok diye Cebrail aleyhisselamın vazifesi son bulmamış. Şimdi bunları kullanıyor. Hakikatsiz suret olur mu? Şualar 76'da diyor ki, nasıl ki ceset ruha dayanır, ayakta durur, hayatlanır, lafız manaya bakar, ona göre nurlanır ve suret hakikata istinad eder, ondan kıymet alır. Aynen öyle de bu maddi ve cismani olan alemi şehadet dahi yukarıda lafız ve suret söylediği bir cesettir. Ruh nasıl tazamun ediyorsa bir lafızdır. Lafızı okudum. Bir surettir. Nedir o zaman bunlar? Ceset, lafız, suret, alemi gaybın perdesi arkasındaki esma-i ilahi dayanır. Hayatlanır, istinad eder, can alır, o ona bakar, güzelleşir. Bütün maddi güzellikler kendi hakikatlarının ve manalarının manevi güzelliklerinden ileri geliyor. O yani şu suret mi abi? Hakikatsiz suret olur mu? Olmaz. Şu anda biz bu sofrada mıyız? Suret miyiz? Hakikatsiz olur mu? Aynı o orada da oluyoruz şu anda. Oradayız, orada oluyoruz. Orada olup da mı burada surette olduk? Burada olup da mı orada oluyoruz? Onu bilmiyorum. Tam açık büfe abi valla. Şu anda orada mıyız da burada gözüküyoruz? Tam açık. Burada olup da mı orada oluyoruz? Ama herhalde ikisi neydi? Aynı anda oluyor. Abi o neydi? Sofra indiriliyordu yani. Bildi. Maide. May bildi. O zaman son cümleyi okuyayım. Ve hakikatlar ise Esma-i İlahiye'den feyz alırlar, onların bir nevi gölgeleridir. Yani orası da burası da aynıdır.
Daha devamı yok mu? Var zaman kestik. Daha zehirlendik. Hep bunlar şey için okundu. Ayette nasıl melekler erva hakaik nasıl bulunabiliyor? Bir, simada sen nasıl bulunabildin? Lezzette Allah'a karşı lezzet bizde memnuniyet, şükür ve hamd. Sonra o seni de taşıyor. Allah bir cevap veriyor sana. Huzur veriyor. Azamet ve kibriyat tazamun ettiği ikisinin cemi olan kutsiyet. Sonra yetmiyor. Tefekkür-i imani ediyorsun. Tefekkür-i imaninin, aynı zamanda tefekkür-i imaninin içini doldurmaya çalıştım. Tefekkür-i imaninin içerisinde Allah'ın verdiği cevaptan anlaşılıyor ki rızayla yemazarsın. Rızayla yemazar şey gözüküyor. Simada, odunda, alemi şehadeti de kullandım. Alemi gaybe karşı vacibül vücudu. Ondan sonra şeceri hılkatı kullandım. Zat-ı vacibül vücuda. Zat-ı vacibül vücuda şeceri hılkatı. Kainatı vacibül vücuda. Odunu, cesedi, burada ustad kullanıyor. Ceset, ondan sonra ceset, lafı suret. Ustad da diyor ya, halakal insan ala sureti rahman, surette maksat sirettir, ahlaktır, sıfattır diyor. Tamam, onu kullan. Demek ki kısacası ayette komple ayet, zahirde Kur'an nedir o? Şekil, Kur'an'ın şey, Cebrail'in suretini söylüyorum. Cebrail'in sureti Kur'an'ın harflerinin şeklidir, artı okumadır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Şekil sese benzemiyor. Bu Cebrail'in, bu Kur'an'ın sureti. Kanuniyeti nedir? Kanuniyeti okuduk. Sen de uyandı. Ne uyandı? Buradan okuyayım. Kur'an'da her şey var diyorlar ya. Evet. Acaba şu anda hangi ayetin içindeyiz? Efendim Mehmet. Çok pardon. Abi Kur'an-ı Kerim'in her suresinde suret yazıyor zaten. Suret. Arapçada suret yazıyor. Suret mi yazıyor? Ha suret, sure. Yani o te. Ha te konuluyor evet. Suret şey yazıyor. Sure diye bitiyor. Ha, şimdi sen de dedik ki nerede bu? Nerede okudum ya? Ha devamlı okunamayet kelam Cebrail böylelikle kanuniyeti ne demiştik? Ne orayı bulayım da ondan sonra dersi bitiriyorum. Melek aktif oluyor. Ha Kur'an'ın kelimatı melaike devamlı okuyan gizli gömülü olan aktif oluyor. He? Orayı bir daha okuyalım. Orası çok güzel abi. Kur'an'ın kelimatları melaike gibidirler. Devamlı okuyana vahiy diyorlar. Kelamda gizli gömülü olan manaların müekkelleri aktif olup dimağımıza, vicdanımıza, kalbimize ve ruhumuza taşınıyorlar. Bu cihette Cebrail'in vazifesini yapıyorlar sanki. Böylelikle vahiy zamana ve mekana has kalmamış. Her zaman her mekana an be an tecelli edip zahir oluyor. Herkese göre değişiyor değil mi abi? Değişiyor. Değişiyor. Ondan sonra o neredeydi onu bulmam lazım. Sureti demiştim. Orası sizde bulun da bana yardım edin. Neredeydi o? Demiştik ki odundan tüm bunlar ortaya çıktı. Dedik ya misal ve ses benzemiyor dedik. Şekilleri boyutları. Odunun gizli. Okuyayım ya bir tanesi denk gelecek. Cebrail'in sureti Kur'an. Ya burada bak bu. Kur'an'ın sureti neymiş? Ses ve yazı. Kur'an'ın sureti bu. Kanuniyeti akıl. Hakikati kalp. Kalpteki hakikati iman. Kur'an'ın şeyi de mahiyeti de ruh aslı. Sureti abi başka başlayıp sonra insana döndürüyorsunuz. Karışıyor. Yani başka insanda uygulayayım bak. Yani insanda sureti de insanda. Yapalım. Şöyle mesela Kur'an'ın
sureti var ya, yazısı ve sesi benzemiyor. Şimdi insana yapalım. Şunu demek istedim. İnsanın görünüşü ve şurada dedi ya, insanın uslubu beyanı şahsın timsali şahsiyetidir. Bir, görünüşü, uslubu beyanı, Kur'an'ın, o insanın Kur'an'ının suretidir. Bitiyor da topluyoruz. Bir insana uygulayın. Bir daha. Kur'an'ın sureti var. Kur'an'ın insandaki sureti, bir, insandaki davranışlar, Kur'an, kişi donmuş Kur'an ya, sureti, davranışlar, bir de uslubu beyanı, o şahsın timsali şahsiyetiymiş. Bu bizdeki Kur'an'ın sureti. Kur'an'ın kanuniyeti. Diman mertebelerinin aldıkları seviye. İtikat hulasası. İçsel alemde Kur'an'ın bizdeki kanuniyeti, itikat diyelim. Diman bütünselliği, itikat. Hakikati, her şeyin hakikati, hakaike şey sabitetun arş, bizde kalp, kalpteki iman. Kur'an'ın bizdeki manası, şeceri hilkat komple, büyük insan, büyük Kur'an, Kur'an-ı kibir-i kainat, insan-ı ekber, kainat-ı kübra. Nedir o? Ruh. Bir daha yapıyorum. Kur'an'ın donmuş haliyiz. O zaman Kur'an'ın sureti, yazayım. Kur'an'ın sureti eylemler ve uslubu beyanı, yani ifade tarzlarımız içimiz dışı. Kur'an'ın kanuniyeti, itikat, mahiyeti, hakikati, iman, mukabde, mahiyeti, ruhta. Ve şunu burada yapayım, yazayım ve kesiyorum. Kur'an'ın insanda, melekler o zaman Cebrail ne olduğunu daha iyi anlayacağız. Melek, Cebrail nerede? Cebrail getirdi diye Kur'an'ı getirende de, ama Kur'an hep Cebrail'le alakalı değil ki ya. İnsan, bak, Kur'an'ın insanda sureti. Yazdık mı? Yazdık. Şöyle koyayım. Sureti, insanın davranışları, davranışları ve uslubu beyanı, beyanı timsali mahiyetidir. Kanuniyeti, her şeyin kanuniyeti dima akıldaydı. Her şeyin kanuniyeti insanın aklındadır. Dima tüm mertebelerinin ulaşayı cami ası olan itikat olarak gözüküyor Kur'an. Hakikati, her şeyin hakikati, hakik esma ilahi arş olduğu için kalpteki iman, İman, Kur'an'ın insandaki mahiyeti, şu engel oluyor galiba size, tamam. Kur'an
Kur'an-ı Kebir'i kainat eşittir İnsanı Ekber 3-4 tane olacak. Kur'an-ı Kebir kainat, İnsan-ı Ekber, İslamiyet, başka? Bir de Şecer-i Hikat. Aferin. Şecer-i Hikat olmaları. Yani bak abiler ve konuşalım. Kur'an'ın insanda diye vahiy hala devam ediyor. Süretimizde böyle devam ediyor vahiy. Dimağızda vahiy böyle devam ediyor. Vahiy kalbimizde böyle devam ediyor hala. Vahiy mahiyetimizde böyle devam ediyor. Şimdi insanda nasıl devam ediyor? Davranışlar imandan kaynaklanıyor. Yapıyoruz, yapmıyoruz. Üslubu beyanı, yani batını dışarıya taşını timsali mahiyetidir. Aynı zamanda erva hakikattır. Hakikat ruhları, ruhlu oluyor. İçsel hali, kanuniyet nedir? Her şeyin kanuniyeti dimağdadır. Her şeyin hakikati kalptedir. Her şeyin mahiyeti ruhtadır. Her şeyin sureti eylemdedir. İmanın, konuşmuştuk. İmanın sureti nedir? Davranışlardadır. Davranışlardadır. Kanuniyeti itikattadır. Hakikati kalptedir. Mahiyeti ise ruhtadır. Kanuniyeti dimağın, tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizamın cemi itikat. Hakikati ise ballar balını buldum, kovanım yağma olsun, iman balı. İmandır. Vahyin bizdeki hakikati kalpte imandır. Mahiyeti ise Kur'an-ı Kebir-i Kainat, İnsan-ı Ekber, İslamiyet ve Şecer-i Hilkat dördü aynıdır. Yani ruh, ruhtadır diyebiliriz. Olmaları itibariyle tamam mı abiler? Ondan sonra çeşitli misaller verdik. Sima verdik. Ayet aktif. Kur'an'da ayet nasıl aktif? Benim ruhum yüzümde nasıl aktifse. Yüzüm Kur'an'ın sayfasına benzer. Kur'an'ın o sayfasına benzemez. Yazıya da sese benzemez. İnsanın uslubu ve şekli. Bak canlı Kur'an. Simam. Kafamdaki itikat. Aklı melekelerim, kalbimdeki iman, ruhumdaki hassasiyetler, Kur'an. Odundan misal verdik. Odunda güneş aktif mi? Güneş aktif değil mi? Orada gömülü. Ayette de Cebrail gömülü. Cebrail'in temsil eden melekler gömülü. Ne diyor? Ervah hakaik olan o kelamı lahitinin diyor, melekleridirler diyor ayetler için. Melek. Bizde nedir o meleğin içteki adı? Melekelerimiz. İstidatlarımız. Melekelerimiz uyanırsa malik oluyoruz. Maliklerimizi çoğaltırsak malikanemiz oluyor. Evimiz oluyor. Demek ki ayette Cebrail veya melaike nasıldır? Manalar şeklindedir. Manalar ne demektir? Benim içsel aletim simamda nasıl gözüküyorsa, dimağda itikat neyse, kalbimde iman neyse, ruhta bir asas neyse, ona ait odun misal verdik. İnsanın simasını verdik. Allah bu kainatta esmasını misal verdik. Vacibül vücudun. Bu kainat nedir? Suretidir.
bu kainatta. Sonra kanuniyeti nedir, esmadır, sıfattır, mahiyet, kelam ilahiye bakıyor dedik. Böylelikle dersi bugün bitiriyoruz. Ve ahir davakum enilhamdülillah rabbil alemin. Herhalde 76 şualarda diyor ya, suret hakikate istinad eder, ondan medet alır, hayatlanır, ruhlanır. Suretsiz, bak hakikatsiz suret yoktur. Her hakikatin sureti yoktur. Yani lef-i mahfuzdaki her şey alem-i şehadeti gelmiyor ama alem-i şehadette olan her şey lef-i mahfuzda vardır. Ha? Alem-i şehadette olan suret aynı anda hakikati alemi gaybtadır. Alemi gaybtaki her şey gelmez, gelen hepsi vardır. O zaman o buraya geldiği için mi bu ders olmuştur? Bu ders olduğu için olmuştur. Hayır, ikisi aynı anda olmuştur. Buradayken oradayız, oradayken de buradayız. Hasan abicim. Evet. Dersi bitirmeden abi, dersi bitirmeden benim güzel abim. Şimdi büyük alimler, büyük adamları kainatın yaratılışıyla alakalı ne diyorlar? Büyük bir patlama ve gittikçe genişleyen bir oluşum. Ama nerede genişlediğini, o patlamanın nerede olduğunu hiç kimse bilmiyor, bilemiyor, açıklayamıyor. Yok. Patlama oldu da mekanı nereye koyacaksın? Big Bang'i nereye koyacaksın? Patlama mekanda olur. Mekan yok diyorsun. Patlama oldu, kainat genişledi ve mekan oldu. Lan tamam da bunu nerede yaptın sen şimdi? Hangi laboratuvarda yaptın? Diyemiyorlar. Evet. Şimdi mesela siz bugün oturduğunuz zaman akşam ben bugün vicdana dair ne anlattım dediğinizde bugün siz vicdana dair ne anlattınız abi? Abi zatı anlattınız. Funat anlattınız. Esma'yı anlattınız. Bütün şeceri ilmeti anlattınız. Ama vicdan demediniz daha önce. Yani bu vicdan, bu nasıl bir şey? Abi siz aslında o büyük patlamanın olduğu ve gittikçe genişleyen o asıl olmayan zemini anlatıyorsunuz aslında abi ya. Ya bu acayip bir şey abi. Bu nasıl neticelenecek? Nasıl bitecek? Ben anlamış değilim. Allah size de bize de kolaylık versin. Amin. Herhalde o aynı anda orada olacağız gibi de geliyor bana his. Yani buradayken Gevlan elininle koparttı ya meyveyi. Koparttı ya. Yani size şeyi söyleyeyim de Allah-u Alem bu bulunduğumuz şey ortam ince bir zar eğer soğanın zarı gibi kalkarsa o zaman durum hepten iyi değil. Allah için hiçbir şey zorluk değil. Zar gibi bir şey kaldı. İki soğan arasında bir zar var. Alem-i şehadette, alem-i gayb arasında ince bir zar kaldı. O zarları oynatmaya çalışıyoruz. Dima ve vicdan. O zar. Yani dört tane zarın ucu var. Dima, vicdan, kalp ve ruh. Yani kalkarsa biz de kalkmış olacağız herhalde. Abi Cebrail Aleyhisselam'ın da meyve getirmesiyle Kadriyelen Hazretleri'nin o meyveleri uzanıp almasının arasında ilişki var mı? Var tabii. Demiş ki eyvah ya manasında Peygamber Aleyhisselam Dihye amcası çocuklara meyve getirmiş ya. Çocuklar da Dihye amcası zannetti Cebrail'i. Onun şekline girdiyse bedelini ödeyeceksin. Onu ödeyeceksin. Cebine çarpınca Cebrail Aleyhisselam'a dedi. Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam biz Dihye'den aşağıya kaldık. Cibi dolu. O da cennetten meyve getirmiş. Çocuklar dünyada yememiş de cennette yemiş de. Gelanı getirmiş. Ama bir getiriliyor, bir de kendisi alıyor. Ama zar işte bu. Tefekkür zar. Tefekkür edebilmek içerisindeki cevaptan anlıyoruz. Eğer tefekkürün içerisinde kutsiyet, lahuti manalar geliyorsa rıza-i ilahi var demektir. Rıza-i ilahi olmayınca tefekküre cevap olmaz. Tefekküre verilen cevap rıza-i ilahi. El Fatiha.